Herkese merhaba. Kızılcık Şerbeti dizi incelemesinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Çok güzel geri dönüşler aldığım için diziyi incelemeye devam etmeye karar verdim. Ama tabii ki tek tek incelemeyeceğim çünkü o zaman <laughs> yüzyıllar sürecek. Zaten çok çok uzun inceliyorum ben çok ayrıntılı inceliyorum. O yüzden iki bölüm iki bölüm etmeye karar verdim. Ama dizinin konusu biraz ağır. Yani aslında eğlenceli bir dizi ama o kadar Türkiye ki o kadar sosyo kültürel yapıyı iyi yansıtıyor ki maalesef izlerken içim şişiyor. Bazen çok bunalıp daralıyorum. O yüzden izleyip bir de inceleyip her saniyesini not almak falan birazcık iç şişirici olabiliyor. Araya böyle daha farklı eğlenceli kitaplar değişik projeler sokmak zorunda kaldım ki kafamı tekrar toparlayıp Kızılcık Şerbeti izleyip tekrar inceleyebilmek için yani deşarj olmam gerekti biraz ama şu anda hazır hissediyorum kendimi ülkemizdeki sosyokültürel meseleleri sizlerle bu dizi vasıtasıyla tartışabilmek için. Ya böyle deyince de böyle çok ciddi bir şey yapıyormuşum falan gibi oldu. Beraber izleyip dalga geçeceğiz işte. Yani ötesi yok ama arada tabii güzel şeyler konuşacağız. Dizinin açtığı konular vesilesiyle. Neyse. En sonlarda kalmıştık. Bu arada en başını izlemek istiyorsanız birinci bölümün linkini aşağı koyarım. Birinci bölümde Doğa adlı Doğa adlı başroldeki kızımız var. Aslında çok başrolde değil ha. Yani birazcık annesi kıvılcım başrolde gibi ve karşı tarafta birkaç kişi. Ya bir seküler aile var. Bir tane de muhafaza muhafazakar aile var. Seküler ailenin kızı Doğa muhafazakar ailenin oğlu Fatih'le sevgili ve hamile kalıyor. Diş hekimliği okuyan muhtemelen sanırım ikinci sınıfta olan bir kız. Hamile kalıyor ve dağın her şey değişiyor. Birden evlenmeye karar veriyorlar ve tabii ki Doğan'ın annesi asla tasvip etmiyor bu evliliği. Ama yani allem ediyorlar, kallem ediyorlar. Doğa kaçıyor falan bir şekilde ikna yani tam kürtaj olmaya götürürken kaçıyor, kaçırıyor Fatih onu ve bir şekilde annesi ikna oluyor ve kuzu kuzu onları evine davet edip artık isteme törenidir. ne işte bu şeyin adı koyuluyor arkadaşlar en son zaten o isteme töreni gibimsi şeyde kalmıştık. Hatta ben demişim ki bu kadın nasıl bu kadar kolay kabul etti de bu yemeğe gelindi yani hani oraya nasıl geçildi asla anlamadım çok hızlı ilerliyor falan demiştim. Velhasıl ikinci bölümde bu yemeğin artık son kısımlarını ve hayatlarının nasıl devam edeceğini izleyeceğiz. Bakalım nişan, düğün bu tarz şeyler nasıl olacak ve ailenin, iki ailenin arasındaki ilişkiler acaba nasıl ilerleyecek? Bu arada videolarımı beğeniyorsanız beğenebilir, abone olabilir. Hatta üye olursanız video sonlarında teşekkür kısmında isminizi çıkarabilirsiniz. Bunu da böyle tekrardan bir hatırlatmış olayım diyorum ve incelemeye geçiyorum artık. Arkadaşlar Doğa tabii ki burada annesi çok sert bir kadın oldu ve ona aslında birazcık tepki olarak da evden kaçtı yani anlayabiliyoruz değil mi ergen insanlar bazen isyan etmek isterler baş kaldırmak isterler ki belki de bazı şeyleri karşıdakine anlatacak başka yolları olmadığını hissettikleri için yaparlar bunu doğada annesi tamam kızım falan diye böyle hiç gardına indirmeyip yine gayet sert davranarak ben sizi okuttum eğittim büyüttüm böyle bir salaklık mı yapacaksın falan gibi şefkatle yaklaşmadığı için o da bu sefer diğer aile şef asıl şefkatle yaklaşıp kucaklarını açtıkları için diğer aileye gidiyor yani bu yaşta evlenmenin, hamile kalmanın, okulunu bırakmanın çok güzel, cool, onun böyle çok... Onun için de yani hayatın geri kalanı için çok güzel bir plan olduğunu düşünüyor bunun. Ve annesi bu geldikleri yemeğin sonunda ya ben aslında şu konudan çok endişeleniyorum. Doğan'ın okulunu bırakmasını istemiyorum. Oradan Doğa hemen kafasını çıkarıp uzatıp ya nasıl ya ne alaka? Anne hani ben okuluma gideceğim zaten. <laughs> falan diye böyle gıcık gıcık itiraz ediyor. Yani sanki kendi iyiliği için değil de annesi başka bir şey için itiraz ediyormuş gibi. Sürekli o aileyi tutup o ailenin yanında olup kendi o küçük ailesinin annesi tarafından bozulmaya çalışıldığını falan zannediyor gerizekalı yani kısacası. Ama annesi onu korumaya çalışıyor aslında. Neyse sonuç olarak bu okul muhabbeti de konuşuluyor. Tamam işte okulunu bırakmaz falan filan gibi. Sonra Abdullah Bey, Kodaman Bey var ya hani Fatih'in babası diyor ki çocukların bu emri vakisini unutalım tatlıya bağlayalım güzel devam edelim bundan sonraki süreçte falan gibi böyle yapıcı yapıcı konuşuyor doğa da hemen evet falan yapıyor ve Hı. kıvılcım da istemeye istemeye başını öne öneyerek tabii olur falan diyor. Ve burada bitiyor. Ben hala birinci bölümden nasıl hissediyorsam öyle hissediyorum. Bu kadar kuzu kuzu kabullenmesi bana hiç normal ve bu tarzdaki karakterdeki bir insanın yapacağı bir hareket gibi gelmiyor. Çok daha direnmesi lazımdı. Ama bilmiyorum bir şekilde ilk bölümlerde aşırı hızlı ilerliyor olaylar. Yani ben şu an dördüncü bölümü bitirdim ya beşinci bölüme geçtim. Birinci bölümle alakası bile yok. Uçurumlar var yani arada. Aşırı hızlı ilerliyor olaylar. Neyse sonra akşam herkes tabii evine dönüp olayın kritiğini yapacak. O gece nasıl geçti? isteme gecesi denen gece nasıl geçti? Fatih'in annesiyle babası böyle akşam konuşuyorlar. Abdullah Bey diyor ki ya bunlar bizi sevmedi ya falan böyle pembe hanım şey yapıyor. Ya işte ya koyun yani iyi insanlar falan. Bu Abdullah Bey de uyuz oluyor. Diyor ki ya Allah az yok onlar bizi sevmedi falan filan. Ya bu arada ne bekliyordun? Herhalde yani tabii ki sevmeyecek. Yani çocuğunuz kızını hamile bırakıyor, kaçırıyor, zorla nikah kıyıyorsunuz, imam nikahı kıyıyorsunuz. Ondan sonra da ya siz bir aile olarak bütün bunlara izin veriyorsunuz. Kızı şey yapmak yerine kızım olmaz falan yapmayın etmeyin bak ailelerin rızası alınmadan olmaz yerine. Okey ya ne olacak falan yapıyorsunuz. Ondan sonra da Kıvılcım'ın çok hoşlanmasını bekliyorsunuz sizden. Dini önyargıları var ya Kıvılcım'ın onların hepsini geçtim. Normal bir insan bile bütün bu olanlar karşısında nötr ve objektif kalamaz değil mi? Tabii ki uyuz olacak çünkü çocuğu çocuğunu koruma içgüdüsüyle uyuz olacak tabii ki. Annesi de diyor ki pembe hanım da ben böyle bir şey müsaade etmem. Kıvılcım istediği kadar bizi beğenmesin. Eğer çocuğu bizim ailemize geliyorsa bize uyum sağlayacak öyle saçma sapan kimse. Burası dingonun ağırı değil mi falan konuşuyorlar yani. Neyse sonra kıvılcıma geliyoruz. Kıvılcım ne düşünüyor bu akşam hakkında? O da annesiyle kritik yapıyor. Tabii alkoller mozaikleniyor arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de içki sadece dejenere insanın içtiği acayip bir şey olduğu için hani asla bizim köylerimizde, çeşitli yörelerimizde falan normal olan bir şey olmadığı için sadece çok ya böyle böyle acayip insanların içtiği bir içecek olduğu için çünkü dinimizde haram ya ve bütün Türkiye Müslüman. Alkollü kötü alışkanlık, mesela kadına şiddet, bir kadını pencereden atmak, silahlar, mafyatik ilişkiler, şiddet, öldürmek, dövmek. Bunlar gayet normal şeyler. Yani u ...ticareti falan yapmak. Bunları kimse... ...örnek almaz arkadaşlar. Tamam mı? Ama bir insanın kendi rızasıyla... ...kendi evinde alkolü bir içki içmesi... ...tıpkı sigara gibi. Tamam. Vücuda yararlı... ...olmayabilir ama. Yani sonuçta cips yemek de... ...vücuda yararlı değil ama cipslerin... ...sansürlendiğini görmüyoruz. Böyle bir... ...garip bir ana babacılık oyunu. Türkiye'de böyle bir şey var. Çünkü alkol içen herkes kötüdür. Sarhoş olur. Kötü şeyler yapar. Ortalığı dağıtır. Birilerini... ...şiddet gösterir. Döver. Öldürür. O yüzden alkol çok kötü bir şeydir şey gibi mesela arkadaşlar. Bıçak gibi bıçak ekmek de kesebilir. Ama aynı zamanda bıçakla çok başka şeyler de yapılabilir. O yüzden bütün bıçaklar da sansürlenmeli çünkü kötü örnek olur değil mi? Buna gibi mesela silahlar. Silah silah sadece öldürmek için icat edilmiş bir alettir arkadaşlar ama hiçbir televizyon programında, dizisinde, filminde silahlar sansürlenmez çünkü onlar kötü örnek olmazlar asla asla. Ama bir insanın kendi evinde kendisi içtiği veya başka bir yerde içtiği, kendi vücuduna kendi rızasıyla soktuğu bir içecek dünyanın en kötü şeyidir ve en kötü örneği de o oluşturur değil mi? Herhalde anlatmak istediğim şeyi anladınız. Bu yaşam tarzına müdahale çok açık bir şekilde. Belli şeylere imtiyaz tanınması, belli şeylerin hiç zararlı kabul edilmemesi ama belli şeylerin çok zararlı kabul edilmesi, bunlara sürekli zam getirilmesi, sürekli yasaklanmaları, sürekli sansürlenmeleri, sürekli çok öcü gibi bir şeymiş gibi gösterilmeleri. Bu konuda devletin alkol politikalarını izleme platformu diye bir kar amacı gütmeyen kuruluş var. Türkiye'de alkol konusundaki fahiş verginin nasıl bir yaşam tarzı müdahalesi olduğunu veya alkol konusunda devletin politikalarının nasıl sınırlandırıcı olduğunu, nasıl yasaklayıcı olduğunu bunları izliyor sürekli ve Onlardan öğrenmiştim. Nanny state diye bir şey var. Dadı devlet deniyor bunu. Bir hükümetin veya politikaların aşırı koruyucu olduğu veya kişisel tercihlere gereğinden fazla müdahale ettiği, adeta sanki devlet bizim babamızmış veya dadımızmış, bizi sanki bebekmişiz, hiçbir şeye karar veremezmişiz gibi, kendileri yetiştirip her şeye kendileri karar verip müdahale ediyorlar. Bu da özgürlüğün önündeki çok büyük bir engel arkadaşlar. Ve 2023'te Nanny State istatistiklerinde NannyStateIndex.org'dan bunu görebilirsiniz. Türkiye maalesef birinci sırada arkadaşlar. Bir kere insanlar sorumluluk almazlarsa kendi yaşamları üzerinde sürekli devlet söz sahibi olursa özgür olamazlar. Özgür olamayan insanlarda özgür düşünemedikleri için bir şeyler üretemezler. Sürekli baskı altında oldukları için bir şeyler rahatça ifade edilmediği, rahatça düşünülemediği, rahatça konuşulamadığı yerlerde de rahatça üretilemez. Bunlar zaten hep birbirini bağlayan şeyler. Bir ülkedeki ifade özgürlüğü, adalet, hukuk. Bunların hepsi ülkedeki refah seviyesi, gelişmişlik seviyesi için çok önemli şeyler. Devletin dadılık yaptığı ve aşırı baskıcı bir yönetimin olduğu ülkelerde de maalesef refah seviyesi de gün geçtikçe düşer ve insanlar da zaten maksimum 60 ile 80 yıl arasında değişen yaşamlarını böyle zavallı ve korkunç kötü halde geçirirler arkadaşlar. Ne kadar mutsuz bir yaşam şekli değil mi? Onu yapma, bunu yapma. Bir şey söyleyeceğim. Ben bazen bunları anlatırken aslında anlaması çok basit konseptler olduğu halde bizim ülkemizde insanların büyük bir çoğunluğu otoriteyi ve ya yani birilerinin sürekli bir şeyleri söylemesini ve onlar da yapmak. Ülkenin çoğuna göre bu daha normal ve daha düzgün, daha dengeli bir şey. Oysa ki koyulan kurallara da çok uyduğumuz söylenemez ama birileri üzerimizde otorite kursun ve biz de bu otoriteye göre yaşayalım. Bunun ne kadar mutsuz, ne kadar sefil, neşesiz bir yaşam olduğunu anlatmaya çalışırken bazen şey diyorum ya aslında o kadar kolay bir şey anlatmaya çalışıyorum ki ben. Diyelim bir okula gidiyorsunuz. Hanginiz aşırı baskıcı, aşırı katı kuralların olduğu bir okula gitmek ister? Hep daha eğlenceli, daha özgür düşünebildiğiniz, daha iyi öğretmenlerin olduğu, daha serbest kıyafetler giyebildiğiniz, daha açık bir eğitim sistemi olan, her şeyin daha insan doğasına uygun biçimde olduğu. Değil mi? Çünkü insan tutsaklığı sevmez. insan özgürlüğüne düşkündür yani. En büyük şey hapis mesela. En büyük idamdan önce hapis cezası var. Yüzyıllardır, asırlardır insanlık tarihinin başından beri süre gelen ceza bir yere kapatılma cezası, özgürlüğün elden alınma cezası, tutsaklık, savaşlarda falan çok olur mesela esir alınmak. Ya O kadar basit şeyler ki aslında yani esir gibi, köle gibi sürekli bir şeyleri başkalarının karar verdiği şekilde mi yaşamak istersiniz yoksa özgürce mi yaşamak istersiniz? Yani ben bunları bazen anlatırken çok üzülüyorum çünkü hep yorumlarda şu, şunu savunanlar olacak ve bu beni gerçekten var ya böyle aşırı hayal kırıklığı, böyle bağıra bağıra ağlayasım geliyor. Ben böyle konuşuyorum ya birileri yorumlarda şey diyecek. Ama yani devletin şu şu konularda müdahale etmesi iyi. Ama yani devletin devletin şuna karışması iyi. Ama yani devlet şuna... Ama yani şuna karışsın. Ama yani buna karışsın. Ama şuna... Ama şu şöyle olursa ne olur? O zaman herkes terörist olur. Bir de böyle kafamızda sallandırılan bir şey var. Terörizm, terörist falan böyle. Her şeyden terörizm kelimesiyle korkutuyorlar ya. Hakkını arayan herkes terörist veya özgürlük isteyen, eşitlik isteyen herkes terörist. Böyle bir yere evriliyor maalesef ülke. Ama işte çok uzattım bu konuyu ama. Neredeyse işte dadı devlet. Dadı devlet sıralamasında birinci biziz. Bu size bilmeniz gereken her şeyi anlatmalı bence. Neyse Kıvılcım da annesiyle o gecenin kritiğini yapıyor. Kıvılcım'ın tek endişesi şey değil mesela çocuğum işte çocuk doğuracak da bu aileye gelin gitti bu yaşta da hayatı işte nasıl olacak onlarla nasıl anlaşacak falan filan değil. Ya kapanırsa? Yani böyle o kadar sığ ve o kadar kibirli ve bencilce bir bakış açısı ki bu. Ya kapanırsa çocuğum. Ve burada gerçekten sinir oldum yani. Hala bunları düşünüyor. Ve hala bunları düşündüğü için de asla o çocuk geri dönüp anne ben bir hata yaptım falan diyemeyecek. Çünkü inanılmaz yanlış bir yerden bakıyor olaya. Çocuğuna göstermesi gereken sevgi ve şefkati göstermiyor. Hala kendi bencil ve narsist düşünceleri var. Benim çocuğum okuyacaktı, dişçi olacaktı, kapanmayacaktı. Bana layık ve beni iyi temsil eden bir kız olacaktı. Farklı bir birey olarak görmüyor. O yüzden tabii ki böyle ağlamaya devam edecek Kıvılcım. En azından bu bölümde öyle. Tabii Fatih ve Doğa da kritini yapıyorlar gecenin. <laughs> şey diyor bize tamam mı Fatih bir yerde. Doğa diyor ki sence benim annemle senin amcan arasında önceden tanışıyorlardı sanki. Bir şey geçmiş olabilir mi? Şey de diyor ki Fatih de. Benim. Bula bula. Diyorum ki içimden ya herhalde bölümler ilerledikçe yutmamayı kelimeleri daha düzgün kendini ifade etmeyi öğrenecektir bu arkadaşımız diye ama hala kendi içine doğru konuşmaya devam ediyor. Çok komik oluyor bazı sahneler. Bir de bu yenge var. Fatih'in abisinin karısı. Hani ilk bölümde hiç konuşmayıp orada oturan saçı peruk gibi gözüken bir kız vardı ya. O işte. Adı Nuray mı Nilay mı ne? O da hemen yengeliğini konuşturmaya başlıyor arkadaşlar. İşte bana daha çok takılmıştı. Bilmem ne olmuştu falan filan gibi aptal aptal muhabbetlere giriyor. Bu kızı köşkte burada bunlarla oturmaktan ve hiçbir şey yapmamaktan beyni birazcık boşalmış yani en hafif tabirle. Ve sadece böyle o takı takmıştı, o öyle olmuştu. Benim kocam şöyle, benim bilmem ne böyle falan diye. Böyle çok basit dertleri ve kaygıları olan bir insan haline gelmiş. Kimsenin sallamadığı bu arada. Ne Fatih'in anne babası sallıyor bu kızı. Ne Fatih, ne Nursema. Fatih'in kız kardeşi miydi? Galiba öyle bir şey. Ne Nursema'sla. Kimse sallamıyor kızı. Kendi kendine tripleniyor. Kendi kendine doğaya uyuz oluyor falan. Yani dizimizin uyuz karakteri diyebiliriz. Yani doğayı kıskanan uyuz kız. Sonra Fatih'in abisi ne kadar çok çocuk istediklerinden falan bahsetmeye başlıyor ve Nilay da rahatsız oluyor. Bunun sebebi de kendi çocuğu olmaması. Çünkü çocuk olmasını bir statü, aile içindeki statüyü yükselten bir şey olarak gördükleri için bu tarz insanlar. Bu çocuk olmaması muhabbeti onu çok üzüyor ve çok koyuyor ona. Fatih'in abisiyle Nilay'ın çocuk yapmak istediklerini ama çocukları olmadığını anlıyoruz. Sonra Nursema ile tanışıyoruz. Nursema geçen bölümde çok konuşuyor akan görmemiştik ama bu bölümde konuşarak tabii ki hepimizin antipatisini toplayan bir insan haline geliyor en azından benim. Pembe hanımla konuşuyor aile hakkında. Ne kadar beğenmediğini anlatıyor. Zaten böyle Mendebur suratsız ha, böyle konuşan bir insan yani. Alev bu arada bu kızın durumu hakkındaki en süper yorumu yapıyordu bence. Yani hayatta istediği şeyleri başaramamış ya da yapamamış. O yüzden bu kadar tatminsiz ve mutsuz, bu kadar işte neşesiz, keyifsiz falan bir insan olduğunu söylüyordu. Bence o kadar haklı ki çünkü kız böyle sadece evde oturuyor, surat asıyor ve gıcık gıcık insanlar hakkında konuşuyor yani. O kadar uyuz oldum ki bir de bana ekstradan uyuz olmanın sebebi bana eski iş arkadaşlarımı hatırlattı. Böyle aşırı muhafazakar da değil de artık bence ona başka bir şey söyleniyor bu konu üzerinden siyasi veya işte başka çıkarlar değiştirmeye çalışan. Yani tamam evet gerçekten sadece muhafazakar dinine dönük, dinine düşkün bir insan olabilirsin ama onu böyle bir persona haline getirmek var veya o tavırlar üzerinden kendi inandığı şeyin daha üstün olduğu fikri üzerinden sizin üzerinizde baskı kurmaya çalışan falan insanlardan bahsediyorum. Bu da onlardan biri bence. Zaten modernlik diye dejenere olan insanlar diyerek ve sürekli onlardan bunlar, bunlar, bunlar diye bahsederek ne kadar uyuz bir insan olduğunu ortaya koyuyor bence. Tamam Kıvılcım falan da bunlar Bunlar, bunlar diye bahsediyor da. Ya bu şey çok sert konuşuyor. Bence Nur Sema en az Kıvılcım kadar sert konuşuyor. Mesela Kıvılcımlar hakkında. Seküler insanlar hakkında. Aşırı mesela bir yerde söylese aşırı bu da burada söylenmez ki diye garipsineceği bazı katı ve önyargılı düşünceleri var. Şimdi ne geçiyoruz? Bu arada bu anneanneleri böyle tam yaşlı tonton teyze sesi var kadında. <laughs> Bazen kızların isimlerini telaffuz edemiyor. Cimen Cimen. Eçmen'in odasındayız. O da güya bilmiyormuş işte ailenin böyle muhafazakar olduğunu ama sallamıyor. Genze falan. Hani ben böyle şeyler yani I don't see color derler ya hani beyazlar. İşte ben renkleri görmüyorum. O yüzden siyah insanlarla bence aramızda hiçbir fark yok falan. Ya odada ki fili konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani görmeyerek veya sallamayarak aşılabilecek bir şeyler değil bunlar. Yüz yüze konuşarak, herkes farklılıklarını birbirinin farklılıklarını kabullenerek, önyargısız yaklaşarak birbirine anlayış olacağı belli konularda falan. Bu, bir şekilde çözülebilir bu meseleler. Şöyle çözülmez. Ya bize ne ki yani ne alaka onlar da öyle yapsın. Tam bir çocuk yazmışlar aslında. Nüansı anlayamayan bir karakter. Bu farkın ne kadar büyük problemler doğacağını anlayamıyor. Aman bize ne ki falan diyor. Biraz böyle teyzesi Alev, Alev, gibi yaklaşıyor olaylara. Ki Alev bile birkaç bölüme öyle yaklaşamayacağını çok net bir şekilde anlayacak arkadaşlar. Doğa evi arayıp soruyor. İşte Çimen'e ne yapıyorlar, nasıl ne düşünüyorlar falan diye. Çimen de birazcık anlatıyor. Sonra diyor ki yarın kah kahvaltıya gel ve gönüllerini al işte konuşalım falan diyor. Böyle taktik veriyor. Doğa da tamam diyor yarın sabah kahvaltıya geleceğim. Sonra burada bir flashback giriyor arkadaşlar Doğa'nın sahnesinde. Doğa'nın pembe anneyle nasıl tanıştığını görüyoruz burada. Her zaman bir ortamda ilk ah işte rahat olun istediğiniz gibi davranın istediğiniz yapın falan denir. Ondan sonra ama o kişi istediği gibi davranıp istediğini yapınca çok da öyle olmaması gerektiği anlaşılır. O yüzden en başta bence böyle şeyler konuşmalı. Hassasiyetler falan konuşulmalı. Kadın şöyle diyor tamam mı? Çok klasik laflar. Sen artık bizim kızımız oldun. kendine evinde hisset. Nasıl rahat ediyorsan öyle yap. İşte sen benim kızımsın. Ben seni kızımdan ayırmıyorum. Bana anne diyebilirsin falan filan böyle. Pembe anne diyeyim ben sana o zaman filan diyor. Böyle işte aralarında konuşuyorlar hitap meselesine. Çünkü bu bazı ailelerde gerçekten sorun oluyor. Nasıl hitap edeceğini bilemiyorlar falan. Şimdi burada arkadaşlar önce diyor ki kendi evinde gibi hisset. Rahat hisset. istediğin ya. Buraya kadar okey. Ama dün demişti ki bize uyum sağlayacak. Yani ikisinden birini seçmen gerekiyor çünkü ikisi aynı anda var olamayacak şeyler. Yani doğa ya kendisi gibi davranacak, rahat edecek o evde ya da kendisi gibi davranmayıp sizin kurallarınıza uymak zorunda olacak. E dün kocana bizim kurallarımıza, bizim ailemize uyum sağlayacak diyordun. Bugün de gidiyorsun resmen yalan söylüyorsun o zaman. Yani bu iki yüzlülük oluyor. Kendini evinde rahat hisset işte ben senin annen gibiyim, sen de benim çocuğum gibisin. İstediğini yap. O zaman böyle demeyeceksin. Açık açık söyleyeceksin. Sen bizim... Bu eve geldin kurallarımıza uyacaksın ve karşıdaki insan da kabul etmezse ben ama ben işte ben de farklı bir bireyim ve kendi bir yaşam tarzım var. Ben buna uygun davranmak istiyorum derse. Baştan yollarınızı ayırırsınız kardeşim ya. Ya böyle yalan söylüyor resmen yani. Ben burada suç resmen kadında. Ki öyle dese bile o şekilde sert konuşsa bile doğa bence tamam filan yapar mırın kırın eder ondan sonra yine kendi ya çünkü bazı şeyler engellenemez arkadaşlar bir insan bazen nasılsa öyledir yani İçinden şey yapamazsın çıkaramazsın yani bir insan yetişti büyüdü belli bir yaşa geldiyse ondan artık sen bizim gibi davranacaksın böyle olacaksın böyle olacaksın dediğinde özellikle de itaatkar, muhafazakar bir kültürde yetişmemişse beklediğin gibi olmayacaktır sonuçlar yani. Burada pembe annenin aslında böyle muhtemelen işte bu çoğu Türk seyircisine gayet tatlı ve uygun gelen laflar bunlar. Ama burada aslında yalan söylüyor. Ya bence bu çok büyük bir yalan yani iki yüzlülük. Neyse sonra kahvaltıda pembe anne diyor ki Çanakkale domatesimiz nerede bizim böyle küçük küçük çeri domatesler. Nilay onunla menemen yaptırılmasını istemiş. Böyle küçük bir domates şeyi çıkıyor tamam mı? Ufak bir anlaşmazlık gibi bir şey. Ya neyse onlar da menemene katılmazdı ama neyse falan böyle. Bakın şimdi buradan aslında sadece bu domates örneğinden size her şeyi açıklayabilirim. Anlatmak istediğim her şeyi. Ya evde hangi domatesi yemek istediğine bile o gün canını onun istemiştir mesela. O gün canının çeri domatesiyle menemen yapılmasını istemiştir. Değil mi? Buna bile karar veremiyorsun. Yani o yüzden böyle evlerde yaşamak, benim gelin evi videolarımı izleyenler bilir. Gelin evi programının kitabını incelemiştik birlikte. Gelinlerle röportajlar yapılıyor falan. Değil ailesiyle aynı evde yaşayan, kocasının veya karısının, ailesinin bir üst katta bir alt katta, aynı apartmanda veya yakın olduğu aileler bile o kadar çok sıkıntı yaşıyorlar ki çünkü bu patlayacak bir bomba tarifi. Bu kadar insanın bir arada olması korkunç bir şey demek ya resmen ateşle barutu yan yana koymak demek. Ailelerin sağlıklı devam edebilmeleri için hayatlarına sınırlara ihtiyaçları vardır. Herkesin kendi hayatının sınırını çizmeye ihtiyacı vardır. E, bir, bir, her bokun hesa yani sonuçta artık köyde yaşamıyoruz şehir Settinginde yaşıyoruz artık kimse birbirine hiçbir şeyin hesabını vererek yaşamak zorunda değil modern yaşam öyle bir şey değil yani markete giderken mesela köyde market diye bir şey yoktu değil mi hani eskiden çok eskiden bahsediyorum mesela işte domatesi tarladan bahçeden çıkarıyordun her şey beraber yapılıyordu tarlada çalışılıyordu akşam yemek yeniyordu uyunuyordu böyleydi köyler ama şehirde domates almak için markete gidiyorsun o gün o domatesten değil o domatesten yemek istiyorsun bu arada şey de bence doğru değil. Evdeki kadınlar sadece oturuyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. E zaten yapmaları gereken her şeyi yani ya da birçok şeyi evdeki temizlik görevlileri, aşçılar maşçılar yapıyor. E ne, ne, no, ne kalıyor? Siz tıpkı aşkı memnundaki gibi birbirlerine sarıyorlar sıkıntıdan anlatabiliyor muyum? Çünkü yapacak hiçbir işte kalmıyor. Çalışmamak böyle bir şey işte arkadaşlar. Sosyal hayatı topluma karışmamak insanı bu şekilde delirtiyor. Zaten parasını kazanmadığın bir domatesin de üzerinde hak iddia da edemiyorsun. Mesela karşı taraf seni o domates menemende kullanılmaz diye azardığında sana ne kardeşim istersem yerim diyemiyorsun böyle oturuyorsun yani anladın mı? O yüzden insana finansal güvence veya ayrı bir ev iyi çizilmiş sınırlar insana rahat bir yaşam sağlar. Ama burada sürekli birbirine didişmeye hazır İnsan kardeşiyle bile yüzde yüz anlaşamıyor. Her konuda birbirleriyle çatışmaya hazır zaten birbirine uyuz olan ve birbirinin zaten normalde kuyusunu kazmak isteyen insanların falso birbirlerinin falso hareketlerini bekleyip üstüne drama çıkarmaya çalışmaları. Bir de Türk dizilerinin çoğunda zengin bir aile hizmetçiler. Hani <laughs> evcilik oynar gibi dizi çekiyorlar. Hani belki geçen bölümde de söylemişimdir. <laughs> Küçükken Barbie oynardık ya. E, ben şimdi e, Zimbabwe'ye gideyim. Orada iş toplantısı yapayım. Sonra oradan Amerika'ya uçup akşam Fransa'da pizza yemeye veya croissant yemeye gidelim falan gibi. Yani neden mesela? Zenginliği çünkü toplumumuz aşırı özeniyor. Çünkü sınıf farkı aşırı yüksek artık. Orta sınıf gün geçtikçe daraldığı için, zenginle fakir arasındaki uçurum gün geçtikçe açıldığı için insanca hayatlar yaşamak çok zor. O yüzden insanlar da, ya madem insanca hayatlar yaşamıyoruz, yani bari dizisini izleyip mutlu olalım, kendimizi yaşıyormuş gibi hissedelim, evcilik oynar gibi. Bu yüzden ben e, bu dizilerin çok arttığını düşünüyorum. Ya, önceden çok orta sınıf diziler memur hayatı, beyaz yakalı hayatının hakim olduğu diziler de çekilirdi Türkiye'de. Artık Türkiye'de kimsenin ortalama Türkiye dizilerinde kimsenin ortalama maaşları yok. Herkesin evinde hizmetçisi var. Herkesin babaları, dedeleri, yatlar, katlar, uçaklar, işte özel jetler falan sahibi. Takım elbiseyle sürekli bir yerden bir yere koşturuyorlar falan. O kadar gerçeklik dışı ki maalesef ekonomik durumların bu kadar kötü olması toplumda yapılan işleri de böyle kısır hale getiriyor işte. you Neyse Fatih kahvaltıya geliyor. Diyor ki işte Doğa bu sabah annesi, ailesinin evine kahvaltı yapmaya gitti. Herkes bir bozuluyor bir kere. Ne oluyor? Ne oluyor yani? Her sabah bu kız sizle oturup kahvaltı etmek zorunda mı? Bu ne yani? Bir de sürekli bu ailenin merasimleri var. Kült gibiler böyle küçük bir kült. Kahvaltı merasimi, akşam yemeği merasimi. Herkes bir arada olacak. Baba giderken hepsi ayağa kalkıyor. Gelirken hepsi hazır olda duruyor. Ne var abicim? Ya yemin ederim bak şöyle bir yaşamı. Bir tane kodamanın sürekli ayağının altını yalayacağım. Neden? Çünkü eve para getiriyor. Bir lüks şatafat içinde yaşayıp sürekli böyle hazır oldu beklemek ve sürekli birine itaat etmektense daha mütevazi bir hayatım olur ama kendim kazandığım parayı kendim yerim ve kimseye Çanakkale'den gelen domatesler niye menemen yapıldı gibi hesaplar vermek zorunda kalmam. Ama bazıları seviyor böyle köle gibi yaşamayı diyorum ya. Nursema diyor ki sonra sofrada tabii böyle bir kızı getirirsen ailemize seni tabii saymaz falan böyle şey demek istiyor. Hoppala zıppala bir kız getirdin. Allah'ım bu Nursema'nın mutsuzluğu beni yiyip bitirecek biliyor musunuz? Herhalde galiba bilmiyorum ama yani dizide şey deniyor ama ya işte kıvılcımın ağzından sürekli söyleniyor mutlu olmak için kocaya veya sevgiliye erkeğe ihtiyaç yok ama yani erkek sanki tek formül erkek bir insanın mutlu olmasındaki tek formül erkek. Nursema kendine bir iş kurup mutlu olmuyor mesela ilerleyen bölümlerde. Herhalde koca moca bulacak kendine. Çünkü umnur falan diye bir şeyler görüyordum. Neyse kimseye spoiler vermek istemiyorum ama Nursema'nın mutsuzluğu aşırı frijit olmasından kaynaklıymış arkadaşlar yani tırnak içerisinde. Kocası yokmuş ondanmış. Erkek yok ki başında o yüzden. Yani dizi bize güya böyle bir şeyin olmadığını sürekli empoze etmeye çalışıyor Kıvılcım üzerinden ama dizinin yarattığı fikirler bunlar yani. Ya da topluma yansıttığı şeyler bunlar. Kocan yoksa, erkek yoksa, sevgili yoksa, adam yoksa hayatında mutsuz ve böyle suratsız olursun gibi. Anne diyor ki işte bize görünüp gitseydi babanın sofra takıntısı var. Uygun bir dille anlatamaz mısın falan. Yani kız senin tıpkı az önce söylediğin gibi kendini evinde gibi rahat hissettiği için ve kimseye haber verip izin almadan gittiği için suçlu oluyor arkadaşlar yani birini seç. Kendi evindeki gibi rahat mı hissetsin yoksa aşırı rahatsız ve konforsuz hissedip senin kurallarına mı uysun Pembe Hanım ve Abdullah Bey? Bu arada babaların sofra takıntısı. Bu Abdullah Bey'in törenleri, merasimleri herkes bana tanrı gibi davranacak. Böyle takıntıları var konumundaki birçok insan gibi. Yani yine saygın bir insan olabilirsin. Yani yine zengin ve saygın bir insan olabilirsin. İlla ailenin asker gibi sofrada dizmek zorunda değilsin bunun için. Kült gibi davranmak zorunda değilsiniz. Ama tabii bazen de şöyle oluyor arkadaşlar. Babanın hiçbir haberi olmasa bile böyle şeylerden anne babanın takıntısı varmış gibi veya babanın bu muhafazakarlığını veya kurallarını kullanarak da gelinin üzerinde tahakküm kurmaya çalışabiliyor. Böyle ka yapan kaynanalar da var onu da söyleyeyim yani. Bazen kocanın haberi bile olmuyor mesela yapılan şeyden. Neyse Doğa annesine kahvaltıya gidiyor. Tabii tartışmaya başlıyorlar yine. İşte adam mı öldürdük alt üstü evlendim. Adam öldürmedin ama bir adam dünyaya getiriyorsun. Bu da en az adam öldürmek kadar etki ediyor aileye ve topluma. Adam öldürmek suç işlemek oluyor. Tamam okey orada haklısın. <laughs> ama sen bir hayata son vermemiş olsan da bir hayatın başlangıcına sebep oluyorsun. Ve bu hayatın başlangıcına hangi ailede sebep olduğunda ve nasıl bir hayat yaşamak zorunda olduğunda ilerideki hayatın ve ailenin hayatı için çok önemli şeyler. Çünkü sen bir tek kendi hayatını değiştirmiş olmuyorsun. Kıvılcımın da başına bir sürü çorap örmüş oluyorsun yani. Allah'ım salak işte tam bir salak kızı oynuyor biliyor musunuz? Yani doğa salak kız. Çünkü gerçekten bazen düşünemiyor. Ve bence oyuncu o salak kız personasını çok iyi veriyor. Sıla Türkoğlu'ymuş. Hafif alık kızı oynamada müthiş başarılı kendisi. Alt üstü sizden habersiz evlendim, hamile kaldım ve artık tanımadığım aşiret gibi bir ailenin içinde yaşıyorum. Onların kurallarına uymaya zorunlu bir insan olarak. Ne oldu ki yani adam mı öldürdüm? Ailesiyle evlenmiyorum ki ayrıca Fatih süper bir gayet modern onlar muhafazakar olabilir ama Fatih gayet modern göreceğiz Fatih modernliklerini. Kıvılcım da asıl yanlışlığı anlatacağına, ne kadar zorlanacağına bir insan olarak böyle bir düzenin içinde sınırlarının nasıl ihlal edileceğini anlatmak ve o yaşta okulu bırakıp çocuk doğurmanın ne kadar zorlayıcı bir şey olabileceğini anlatmak yerine tam bir kıvılcım gibi ailenin muhafazakarına getiriyor sürekli olayı. Ya da anlatamıyor bir şekilde. Böyle anlatıyor yani. Ailesi neyse Fatih de o bir yıl sonra görürsün diyor. Hani şey derler ya bir musibet bin nasihattan iyidir diye. Gerçekten öyle. Yani nasihat ben de çünkü genç oldum. Nasihat evet verilmesi gereken bir şey. Çünkü kimse birbirine nas nasihat vermeseydi gerçekten çok kötü olabilirdi dünya. Ama genel olarak nasihatler gençler tarafından siklenmez arkadaşlar. Çünkü yaşamadan anlayamazlar. Burada da aynısı olacak. Doğa yaşamadan anlayamayacak. Toz pembe görmeye devam edecek. Çünkü maalesef gençlik böyle bir şey. Neyse aramızda izleyen gençler varsa size salak geri zekalı demeye çalışmıyorum ama insan bazen deneyimlemeden yaşamadan bazı şeyleri anlayamıyor. Bu arada Fatih demişti ki doğaya sakın tartışmaya girme. Tartışmaya girmeden nasıl olacak yani? Bu kadar büyük bir uçurum varken ailelerin arasında. Tabii ki tartışacaklar. Zaten tartışmaya başlıyorlar ve doğada şey yapıyor. Babam seni terk etti. Sen mutlu olamayacaksın diye kimsenin mutlu olmasını istemiyorsun. Tam bir geri zekalı mala yakışır bir çıkarım yapıyor yani arkadaşlar. Bravo. Bravo. Yılın çıkarımını yaptın şu anda. Yılın test pythonını yaptın. Tebrik ediyoruz seni Doğa. Bir de şey diyor. Babam evleneceği için bana sardın. Babam şimdi genç bir kadın buldu. Senden daha genç. Evlenecek ya. Sen de geldin. O yüzden benle uğraşıyorsun diyor. Sonra çok pişman oluyor. Ah, anne özür dilerim ben öyle demek istemedim. <laughs> Tabii ki Kıvılcım da stikleri çekiyor. Defol git evimden. Yüzünü görmek istemiyorum şu anda. Sonra Doğa o melül melül bakışları ve ağlak suratıyla uzun uzun bakarak gidiyor. Akşam da Doğa Fatih'e şey soruyor. Nilay niye kapalı değil? Fatih de diyor ki bu evde herkes hür iradesiyle yaşar. Aynen kanka. Hür iradesiyle yaşar herkes. Ama tabii saygı çerçevesinde diye ekliyor. Acaba bu saygı çerçevesinin içinde neler var yani arkadaşlar? Öyle bir çerçeve çizdi ki şimdi. Sınırları hiç belli değil bu çerçevenin. Saygı çerçevesi diye senin ifade ettiğin şey ne mesela? Benim için saygı çerçevesinde olan bir şey senin için olmayabilir. Senin için olan bir şey benim için olmayabilir. O kadar havaya bir cevap atıyor ki yani böyle kimsenin İşine yaramayacak saçma salak bir şey söylüyor. Geçiştiriyor yani. Anne de imam nikahıyla resmi nikahı aynı güne ayarlamış. Kıyafet alışverişini falan planlıyorlar. Doğa gerek yok, merek yok falan diyor ama olur mu kızım? Olur mu? En önemli şey şekil şükür bizim ailemizde. Hiçbir şey yapmadığımız için hayatımıza tabii ki hayatımıza en önem verdiğimiz şey kıyafetler, çeyizler, düğün merasimi, şekil ve şükür olacak. O yüzden olur mu? Tabii ki seçeceğiz her şeyi. Tabii ki böyle demiyor ama Böyle anlaşılıyor yani. Bunlar bir ömür boyu hatırlanacak günler. Evet. Hatırlanacak günleri o kadar güzel yaptınız ki kızı kaçırdınız ailesinden. Sıçtınız her şeyin içine ve bunlar hatırlanacak günler. Kıyafetler güzel olsun ve güzel hatırlayalım. Her şey çünkü böyle çözülecek. Kıyafetler güzelse, tören güzelse her şey çözülür yani. Rahat et işte burası senin de evin. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben Pembe Hanım için az önce yalancı ve ikiyüzlü dedim ya. Şu yüzden söylüyorum. Bu davranışları çok manipülatif buluyorum. Yani çok iyi gibi gözüküyor. Aslında her şey düşünüyormuş. Aslında çok iyi niyetliymiş falan. Çok sevdiğim bir söz var. Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla süslüdür. Yani bir insan istediği kadar tatlı dilli, güler yüzlü, iyi niyetli olsun. Ya günün sonunda karşı tarafın tamamen sınırlarını ihlal edip kendi istediği şeyleri yaptırmaya çalışıyorsa ve kendi kurallarına göre karşıdaki insanın yaşamasını istiyorsa, kendi onu şekillendirmek istiyorsa o zaman bu iyi niyet falan olmuyor yani. Ama tabii ki mesela bunu izleyenler bu çıkarımı, birçok e, izleyici Türkiye'de bu çıkarımı yapamayacaktır. Ah ne kadar da iyi bir anne. Ne kadar iyi niyetli ya. Yani çok iyi niyetli ama işte doğada salak. Doğa bir türlü o anneye layık olamıyor falan olarak göreceklerdir. Oysa ki orada farklı yaşamlar ama bir insan sürekli bir insan değiştirmeye çalışıyor. Bunu anlamıyorlar. O ailenin içinde birey olmaya çalışmak bir yanlış değil. Üstelik senin bir kendi kızın var. Sen gayet bir kızın kaçar gibi sizin eve gelip evlenmesine ve annesini kalbi kırık arkada bırakmasına müsaade ediyorsun. Bu durum okey olabiliyorsun. İşte iki yüzlük ve manipülasyon derken bundan bahsediyorum. Bu arada doğanın düğünü konuşuluyor sofrada. Ama maşallah doğa hariç herkesin fikri var arkadaşlar. Kızın düğününü onlar planlıyor. Baba zenginse, herkes ona itaat ediyorsa sofrada herkes ona saygılı olacak. Sadece babanın ve annenin uygun gördüğü şekilde bir düğün olacak. Pembe Hanım da neyin derdinde biliyor musunuz? Elalen bir şey söylemesi duymasın, anlamasın, hissetmesin diye karın büyümeden düğünü yapma derdinde. Sonra düğün konuşulurken diyor ki Abdullah Bey işte kır düğünü falan antin kuntin işlere girmesin doğa benim bir çevrem var. Böyle saçmalıklara gelmem gibi bir şey söylüyor. Fatih'in de mesaisi başlamış oluyor. Bundan sonra Abdullah ne derse Fatih şöyle cevap verecek. Doğayı korumakmış, karısını savunmakmış. İşte artık ailesini doğa olarak görüp doğanın isteklerine saygı duymak falanmış. Hayır abi. Abdullah Bey ne derse Fatih aynen şöyle. <laughs> o kadar sinir etti ki beni var ya. Kontrolcü, narsist. Kendi hayatını düzgün yaşayamadığı için başkalarının hayatlarına sürekli karışan insanlar. Çocuklarının da düğünlerinde istediğini yapmasına izin vermez. Kendi düğünleri oluyormuş gibi her boku kendi istekleri doğrultusunda ayarlamaya çalışırlar. <laughs> Arkadaşlar bakın size bir altın niteliğinde tavsiye. Sakın düğününüzü kimseye planlatmayın. Düğününüzü kimseye planlatmayın. İşte ayıp olmasın diye, kırılmasın diye, dökülmesin diye, üzülmesin diye falan gibi kaygılarınız yıllar sonra hep size şöyle dönecek çünkü. Evlenen benim onlar niye karar verdi ki? Ben evleniyorum ve niye onlar karar verdi ki? Çünkü insan özellikle öyle bir yaşta evleniyorsa büyüdükçe bireyselliğinin farkına varmaya başlıyor. Bir dakika ya ben o yaşımda öyle yaptım ama niye öyle yaptım ki ben? Niye birkaç tane insanı mutlu veya tatmin edeceğim diye kendi isteklerimden bu kadar vazgeçtim ki? Bazı insanlar hayatları boyunca bunu düşünemiyorlar ama bazıları da çok böyle geç yaşlarda düşünüp ondan sonra da sürekli hayal kırıklıkları sürekli üzüntülerle yaşıyorlar. O yüzden ya böyle çok basit bir düğün merasimi deyip geçmemek gerekiyor bence. E tamam ki kimseyi kırıp üzmenin boş yere sırf bir düğün için anlamı yok ama o zaten çoğu zaman sırf bir düğün olmuyor. Herkes kendi egosunu, kendi gücünü yarıştırmaya çalışıyor oluyor. O yüzden iki kişi siz yani evlenecek olanlara söylüyorum. Her şey siz karar vereceksiniz. Yani birbirinizi koruyup sahip çıkıp birbirinizin isteklerine saygı duyduğunuz sürece yani başkaları önemli değil. Yani aile ah işte o gelini öyle istiyormuş, o merasim böyle istiyormuş falan. Siz nasıl istiyorsanız öyle olmalı bence. Yani şey çünkü mesela kendini özellikle genç kadınlar çok kandırıyorlar. Ya işte ben böyle şeyleri önemsemiyorum falan ama önemli olan öne, önemseyip önemsememek değil arkadaşlar. Önemli olan sınırlarınızı düzgün çizebilmeniz. Yani mesela şey diye de düşünebiliyor olabilirsin. Üf ya pastayı da onlar seçsin aman bana ne. He deyip geçmek var. Bir de şey var mesela kendini kandırmak var. Yani ben zaten aslında pastanın pembe olmasını istiyordum ama ya çok da önemli değil aslında. falan diye böyle. Çünkü orada mesele sadece bir pasta değil. Orada mesele ebeveynlerin egolarını Yarıştırmaları ve sizin sınırlarınızı zorlamaları. Bu bu arada evrensel bir şey yani bir tek Türkiye'de olan bir şey değil yani hep ebeveynler düğünlere karışıp böyle bir şeylere dahil olup kendilerini daha önemli ya özellikle narsist ebeveynlerin olduğu ailelerde hep böyle çocuğun isteklerini ya çocuğun çiğneyerek geçmek gibi bir muhafazakarlık ve kontrolcülük de böyle şeylerde etkili de çocuğun üzerini çiğneyip geçince kendi isteklerini yaptırınca bir şey yapmış olduğunu zannediyor. Neyse çok uzadı kısacası kendinize ait hiçbir şeyi birilerine kırmamak pahasına başkalarının eline teslim etmeyin. Çünkü bu bencillik değil bu sizin hakkınız yani. Neyse sonra Doğan'ın gevşek teyzesi Alev geliyor. Doğa'ya diyor ki ya aman boşanırsın canım. Bayramdan bayrama görürsün ailesini falan filan. Böyle bir şey olmuyor. Ya aynı evde yaşıyorlar anlamıyor musun? Alev'in bu aşırı genişliği ve böyle aşırı umursamazlığı o kadar ailedeki bazı dinamiklerin içine sıçıyor ki. Yani doğayı umursasaydı biraz kızması gerekirdi. Çünkü anne içgüdüsü olurdu içinde. Teyze, anne yarısı filan derler ya. Asıl kul cool teyzeler böyle durumlarda annelerden bile daha çok kızarlar değil mi çocuklara? Tamam belki anne kötü polisi oynuyor. Onların iyi polisi oynaması gerekir ama yine de bunu daha umursayan ve daha çocuğun geleceğini önemseyen bir yerden yaparlar. Kadının gerçekten o kadar umurunda değil ki doğa yani. Hiç sevmiyor bence doğayı. Pembe Hanım bu arada Nursema'ya diyor ki kalk kız yemek hazırla yemeğe gelecekler. <laughs> Nursema, Nursema sürekli böyle bombalar bırakıyor. Diyor ki biz niye onlara hizmet hürmet ediyoruz ki? Asıl onlar şükretsin. Biz zenginiz sayemizde kızları rahat yaşayacak. Hesaba kitaba bakar mısınız ya? ya ne kadar sınıfçı bir de. iğrenç değil mi? Bu Nursema'ya var ya o kadar uyuz... Böyle içimde eski bir şeyler titreşiyor, eski bir şeyleri titikliyor benim içimde. Çünkü benim hayatım boyunca karşılaştığım seküler insanlara inanılmaz derecede nefretli, nefret ve düşmanlık besleyen, inanılmaz ön yargılı, çok tanıdım böyle insanlar. Ve aslında sadece kendi hayatının boşluğundan ve mutsuzluğundan, keyifsizliğinden ve amaçsızlığından kaynaklanan bir öfke ve nefret. Aslında o bir öz nefret yani sadece farklı, kendisinden daha mutlu ve farklı yaşayan insanlara yansıyor. İşte bir de tavırları, konuşma şekli, o bayıklık, o gözleri ya o kadar iyi oynamış ki. Ya bence kesinlikle bir önceki hayatında böyle bir insandı hani o kadar güzel oynamış bence. Bu arada Doğa arkadaşının annesinin ne kadar katı olduğundan bahsediyor tamam mı? Ve buradaki diyaloğu size aynen aktarmak istiyorum. Annem zaten hep katı bir kadındı ama e, bu kadar anlayışlı hocayı aklıma gelmez. Bana resmen düşmanıymışım gibi davranıyor. Bugün teyzem olmasa birbirimizi yerdik. Ben de öyle yan kafam attı işte saçma sapan konuştum. Yani doğa ben anlamıyorum ki. Herkesin ailesi çocuğu zengin biriyle evlensin ister. Senin annen tam tersi. Cins işte. Onun için önemli olan şeyler başarı, kariyer. Hiç yorum yapmayacağım. Yani ya maalesef bu da işte sosyolojik bir ya aslında bize o kadar çok yansıtan bir şey ki ha para varsa okey her şey mübah. Yani o kadar iğrenç şeyler kabul ediliyor ki maalesef para varsa o yüzden herkes bunu hesaplıyor. hmm okey zenginler mi tamam o zaman falan. Doğan'ın babası da bu arada evlenmelerini destekliyormuş. Gerçekten çok mal bir baba olduğunu düşünüyorum nitekim birkaç bölüm sonra karşımıza. Yani iyi ki ayrılmış kıvılcım öyle söyleyeyim size. Yani baba figürü öyle bir figür. Tabii Fatih'in babası ve amcası da Kıvılcım hakkında konuşuyorlar ve Fatih'in babası ne diyor biliyor musunuz? Abdullah Bey. Başında kocası yok. Tavırlarını, triplerini falan görmedin mi? Arızalı, manyak bir kadın falan gibi. İki kardeş nasıl bu kadar farklı olabilir ya? Abdullah'ın kardeşi yani Ömer Bey, Fatih'e işte sen karını savun, onunla siz artık bir ailesiniz, sen artık senin yeni bir ailen var, karını ezdirme falan. Ya yani böyle sürekli aşırı bireyselci ve onlardan çok daha seküler takılan bir adam. Ama abisinin bu laflarına hiçbir şey demiyor. Diyor ki abisi sen ona daha rahat iletişim kurarsın falan. O da okey falan diyor. Sonra okulda öf, okulda Metehan ve Çimen'in etrafında çevrelenen senaryo. O kadar zorlama geliyor ki bana sırf böyle Kıvılcım'la Ömer'in arası yapılsın diye çocukları kullanıp böyle Zotrik'ten uydurma zorlama bir senaryo yazılmaya çalışmış. Neymiş? Metehan işte bir panayıra katılacakmış. Panayırın da <laughs> yemek panayırın da sebebi ne biliyor musunuz? Bir tane kadın aşçılardan biri yemekhaneden birkaç tane ekmek götürüyor evine. Hırsız falan diye getiriyorlar bunu. Kıvılcım da ah ro şey <laughs> Robin Hood diyor ki bir yemek panayırı düzenliyoruz öğrenciler arta kalan yemekleri veya kermes gibi bir şey işte tam bilmiyorum ama böyle güya çok adaletli o kadına da kovulmasın falan diyor bilmem ne. Ne kadar iyi bir müdire olduğunu falan anlatıyor aslında burada bize. Aynı zamanda da Metehan burada görev alacak tamam mı? Böylece disiplin cezası düşecek. Öööf o kadar sıkılıyorum ki size var ya Metehan'ı anlatırken. O iki kardeş hiç olmasa bile hiçbir... Ya bence hiçbir eksiklik olmaz dizide maalesef yani. Sonra Fatih Doğa'ya annenizle görüşmeniz nasıl geçti falan diye soruyor. Aptal Doğa diyor ki... Küçükken üzülürdüm ama artık üzülmüyorum. Büyüdüm yani. Uf, onun sevgisini göstermesi farklı. Bir kere... Tamam çocuklar annelerinin veya babalarının onları asla istedikleri gibi sevmeyeceği gerçeğini kabullenmekte çok zorlanıyorlar. Hatta bazen hiç sevmeyeceği gerçeğini kabullenmekte çok zorlanıyorlar da... Kızım daha 22 yaşındasın lan kendine gel. Ne 22'si ya 20 yaşındasın daha. Kendine gel ne büyümesi falan. Salak salak laflar böyle bir ya, hareketler. Neyse ben şimdi annelere yardım edeyim de ne kadar hamarat olduğumu görsünler diyor. Ya işte bak buradan ne kadar salak bir çocuk olduğu belli. Yani bence daha hala çocukluktan çıkamamış yani o. 18 yaşında bitirmiş olmasına rağmen yaranabileceğini mi zannediyorsun acaba? Sen hamarat olunca aa süper bir gelinmiş bu ya. Yani ne kadar bizden farklı ve yaşasa ve iğrenç bir ailesi olsa da hamaratmış ya falan deyip seni kabulleneceklerini mi zannediyorsun? Asla ağzını kuş tut yani. Bu şekilde yaranamaz. Doğanın karnına sancılar ya. Böyle bu hamilelik muhabbetlerinde de üf ya. <laughs> Mutlaka böyle eğer bir karakter hamileyse o hamilelik mutlaka hani hamilelikte işte ara ara kanamalar veya kar karnına sancı girmesi falan gibi böyle ufak tefek aksilikler falan olur ya. Bunları senaryoda aşırı acaba bebek düşecek mi falan seyirciye böyle bir gerilim yaşatmak için ah, kalp ağrır sancı girdi ah, beşinci önce hemen böyle hamile kadın şekilden şekile tripten tribe sokturulur. Ki bomboş şeyler abi doğacak o çocuk biliyoruz yani. <laughs> ben de bu arada Allah'ım çocuğun doğmasını hiç istemiyorum. Belki bana bazılarınız bebek katili falan diyor olabilir. Böyle düşünüyor olabilirsiniz ama tabii dizinin gidişat açısından da çocuğun doğması önemli. Aralarında bir organik bir bağ oluşturacak. Kopamayacaklar iki aile birbirinden asla. Ama bir şekilde o çocuk dünyaya gelmemiş olsa işte kürtajla mürtajla alınmış olsa bu ilişki o kadar rahat biter ve iki aile bu kadar sancı yaşamadan o kadar rahat birbirinden kurtulurdu ki arkadaşlar. Bak bebek sana söylüyorum büyüyünce bak kansere mansere çare bul tamam mı? Veya uzaya falan çık. Şu kadar çileyi bak 80 kaç Kaç 80 40-45 bölüm falan var. 45 bölümlük çile sırf, sırf senin o boklu götün yüzünden çekiliyor tamam mı? Yoksa aileler birbirlerini bu kadar uzun asla tahammül etmezler Lütfen bak doğduğunda ve büyüdüğünde lütfen dünyamıza faydalı bir bok yap bari. <laughs> şeyini böyle öde. Benim pragmatizm seviyesi yalnız. Neyse. Sancı gelince bunu okumaya başlıyorlar. Haa falan böyle doğa çok böyle tuhaf hissediyor kendini. Çünkü daha önce hiç o şekilde sevgi gösterilmemiş kendisine. Hani Muhafaza annenin sevgi gösterme çeşididir ya. Okumak böyle doğaları okuyup üflemek falan. İlk kez öyle bir şey hissediyor. Çok tuhaf hissediyor kendini. Bu arada Kıvılcım da komşusuna dert yanıyor. Ve komşusu da herhalde dinlemek istemiyor onu. Ya ben böyle anlıyorum çünkü. Ben bir arkadaşım bana dert yanacak ve ben aman bir sevgili yap, koca bul falan diyeceğim ona. Düşünsenize yani Tuğçe Naz'la konuşuyorum ve Tuğçe Naz bana hayatındaki problemleri anlatıyor. Ne kadar üzüldüğünü dertleşiyoruz falan ve ben ona şey diyorum. Ya sana bir sevgili mi bulsa? Böyle frijit frijit karşımda oturuyorsun. Git kocana anlat. Dert kuyusu muyum? Sevgiline kocana mocana anlat ya. Kafamı şişirdin artık falan gibi. O kadar aptalca ki ya nefret ediyorum böyle insanlardan. Sana ne bir kere? Dinlemek istemiyorsan dinlemeyeceğim kardeşim de. Sevgili bulayım buna, daha mutlu olur. Bu saçma sapan, tripli, sinirli halleri, agresif hallerinden biraz uzaklaşmış olur. Böyle bir insanı en iyi arkadaş diye hayatımda tutmaya devam edeceğim ben bir de. Saçmalık gerçekten. Bu arada Nursema doğayla ilk kez konuşuyor karnına sancı girdiğinde. Sen çok dolanıyorsun çok. Hamilenin ilk aylarında dikkat etmen lazım. Sonra arkasından diyor ki lavaboya gidince. Üf, bu da dikkat çekmeye çalışıyor. Sen de abartıyorsun. O da dikkat çekmeye çalışıyor. <laughs> Ailede... İki yüzlülük jenerasyonel bir şey yani. Genlerle aktarılmış bir sonraki nesle. Doğa kanaması olduğunu fark ediyor. Hastaneye falan gidecekler. Pembe hanım babaya haber verecek. Ama burada o kadar tuhaf bir şey oluyor ki. O kadar böyle anlam veremedim ki. Yani bu kadar mı birbirinizle iletişim kurmaktan Acisiniz yani bu kadar mı? Biz ne yaparız? Aa kanaması var. Çünkü bebek bebek ölecek, geberecek belki. Acele acele opar topar çıkarırız yani Abdullah'ı sikeyim yani. Ona haber verince ne olacak? Ben anlamıyorum gerçekten. Taksiye şoföre, mefere haber ver. Çıkın gidin Abdullah birisi söyler. Gidiyor mutfağa, aşçılara tabak hazırlatıyor. Baklava tabağı. Gidip böyle çatalla ağzına Abdullah'ın baklava sokmaya çalışıyor. Kötü haber vermeden önce ne kadar tuhaf bir iletişim şekli. Bu kadın neden böyle bir şey yapıyor? Neden ağza tatlı sokuşturmadan meramını anlatamıyor? Böyle bir içgüdü kazanmasına sahip olacak ne yaşatılmış o evde. Bir de arkadaşlar bu dizileri bir tek Türkler izlemiyor. Ben bir tek Türklere Orta Doğu'daki işte bizim dizilerimizi seven Araplara falan pazarlandığını düşünmüştüm. Resmen YouTube yorumlarında Polonya'dan yorumlar var, Brezilya'dan var. O kadar fazla İspanyolca konuşan ya da Portekizce konuşan ülkelerden yorumlar gelmiş ki. Bence Avrupa'dan da çok var. Bir tek ben lehçe gördüm ama Avrupa'dan da çok olduğunu düşünüyorum. Demek ki herkese pazarlanıyor böyle. Çünkü insanlar merak ediyor İslam ve sekülerlik arasındaki çatışma. Bir tek çünkü sonuçta bize özgü bir şey değil. Hristiyanlıkla sekülerlik arasında da var. Koyu Hristiyanlıkla sekülerlik arasında. Ama onlarınki farklı oluyor. Bizimki daha böyle muhafazakar kadınların daha kapalı olduğu falan bir din ol olduğu için bizde daha farklı işleniyor. Her dinin dinamiği farklı ya. O yüzden aşırı merak ediliyor demek ki. Aşırı rağbet görüyor ki. Bu insanlar da izleyip yorum morum yapıyorlar yani. İnanamadım yani ya. Her yerden izleniyormuş. Ve her yerden izlendiği için de kendimi biraz daha kötü hissettim. Çünkü tamam bazen gerçekten böyle Türkiye gerçeklerini bizim toplumumuzu çok yansıtan şeyler var ama ya ağza tatlı tok sokmadan kötü haber verememek. Ya orada bebeğin hayatı söz konusu. Belki birkaç saniyede olacak her şey. Ya yani böyle bu kadar muhafazakarlık benim bünyeme aşırı fazla geldi. O yüzden içim şişti yani. Buraları izlerken böyle ağzım açık kaldı gerçekten kürtaja karşı olan çocukları çok önemseyen insanlar olur ya böyle bebek ya güya çok önemsediğini iddia eden. İşte derler ki kansere çare olacaktı belki o bebek doğsa falan. Hep böyle şeyler söylerler. Ya, belki bir aşı bulacaktı bir hastalığa. Dünyaya çok faydalı bir iş yapacaktı falan. Oysa ki doğmuş çocukların arasında da böyle insanlar olabilir. Potansiyeli gerçekleştirememiş. Yetimhanelerde falan çürüyen. Yani bir çocuk doğduktan sonra asla umursamıyorlar. Ya da böyle bir durumda mesela. işte muhafazakarlık çocuğun sağlığının ve hayati tehlikesinin önüne geçiyor. Sonra Kıvılcım da hastaneye geliyor ve Pembe Hanım şey diyor ah, Allah torunumuzu bize bağışladı falan filan yani kızı hiç düşünmüyor. O kadar iğrenç ki. nerede iyi mi? İyi iyi çok şükür. Bebek de iyiymiş doktor şimdi içeride. Ah, Kıvılcım Hanım Allah torunumuzu bize bağışladı. Ben kızımı düşünüyorum pembe hanım. Şey diyor soruyorlar ya kocalara bazen. İşte bebek ölecek diyelim. Karını mı kurtarırsın bebeğimi? Orada bebeği seçen kocaları ben anlamakta o kadar güçlük çekiyorum ki o bir fetüs, bir canlı bile değil yani. Yani 40 yıllık karını bırakıp ikinizin zaten yapabileceği <laughs> yani zaten tekrar yapabileceğiniz bir çocuğu ondan önce görmek falan. Asla anlamayacağım mantıklar benim bunlar. Bir karından çıkınca doğmuş olan ve yaşayacak olan, canlanacak olan bir çocuğu bu kadar kutsal ve her şeyin üzerinde görmek çok tuhaf geliyor bana gerçekten. Neyse. Hastanede bu arada Kıvılcım ya istersen bende kal. Her şey güzel olacak falan diyor. Aptal doğada. Pembe anne bize çok iyi bakır. Bir de Pembe Hanım sürekli şapur şupur öpüp duruyor bunları. Ve Kıvılcım sonra uyuz oluyor. Diyor ki ya zaten pandemiden dolayı hepimiz travmatiyiz. Geldi böyle yılışık yılışık falan diye annesine şikayet ediyor. Aşırı güldüm oralara. Hamileyken okula gitmeni istemiyorum. Çok yorulacaksın. Ne demişti? Ya bu kadın boşuna mı konuşuyor? Kıvılcım evet birçok konuda haksız olabilir ama Uf ya. Üf üf üf. Dondurulan okula %1 oranında geri dönülür arkadaşlar. O okul bir daha okunmaz. Donduracağım. Kesin donduracağım. Ya da güzel çalışıp dikey geçiş sınavına gireceğim. Başka bölüm okuyacağım. Olmuyor. Yani eğer aşırı 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 istemiyorsanız, motivasyonsuz falan biriyseniz olmuyor. Doğa gibi biriyseniz hiç olmayacak. Ve bir de aptal Fatih karar veriyor buna. Ya bırak kız karar versin, değil mi? Kendini nasıl hissediyorsa. Gerçekten bebekle yapamayacağını düşünüyorsa zaten kendisi söyler. Ben devam etmek istemiyorum. Sağlığım iyi geldiğini düşünmüyorum. Niye sen karar veriyorsun onun yerine yani? Tamamen kontrol amaçlı. İğrenç buluyorum ya gerçekten. Güya çok şefkat falan adı altında, çok umursama adı altında kontrol yani. Ama annem ne diyecek? Sen artık evli bir kadınsın Önceliğin burası. Fatih'ten zaten ilk bölümün ilk saniyelerinden nefes etmeye başlamıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanılmıyorum. Her bölümde biraz daha nefes edeceğimi düşünüyorum. 43 bölüm var önümüzde. 43. bölümde şu anki nefes ettiğimden çok daha fazla nefret edeceğimden nedense eminim. Yalnız Fatih'in babası söz konusu olunca hiç böyle çatır çutur konuşamıyor Fatih Bey. Kıvılcıma göstermediği saygıyı Abdullah söz konusu olunca asla böyle bir şey olmuyor yani. Bizim ön bebeğim peki olur babacım sen nasıl istersen babacım yapıyor sadece. Ama Kıvılcım'a gelince burası senin önceliğin artık senin ailen falan filan. Babacığına gücün yetmez değil mi? Babacığını sonra o lüks arabanı altından alır. Yani maazallah. Arkadaşlar bu sahnede Nursema'ya olan nefretim zirve noktasına ulaştı. İyi Nursema Al. Abla. Sen bana Nursema abladın. Abla. Nursema abla. abla. Böyle herkes doğanın üzerinden bir otorite kurmaya çalışıyor kendine. Neyse sonra Kıvılcım bunları akşam yemeğine gidiyor. Bulabildiği en dekolteli ve en mini elbise giyerek biraz da insan istese de istemese de inadına da yapabiliyor böyle şeyler arkadaşlar. Tabi bu bir dizi senaryo ama bence çok güzel yansıtmışlar onu da. Bir haftada düğün olacak. Yani bir hafta. Bir hafta kesin muhteşem olur. Bir haftada planlanan düğün kesin harika olur. Ve herkes de bayılır yani bir haftada organize edilecek olan düğüne. Bu arada teyze vardı ya Alev teyze. Bu arada Alev ismi. Kıvılcım Alev. Hatırlıyor musunuz Huzur Sokağı'nı? Ve Yeşilçam filmlerinde de hep böyle oldu. Türk aile yapısına uygun olmayan kadınlar tarif edilirken veya işte bir kadına mutlaka kadınlığıyla ilgili bir suçlama falan yüklenecekse ya kısacası amiyane tabirle orospu bir kadın yapılacaksa bir dizide, filmde veya kitapta eskiden beri hep böyle yapılır alev, kıvılcım, ateş <laughs> falan böyle sigara içirilir. Topuklu giyer, kırmızı ruj sürer ve dünyanın en kötü kadındır o. Cadıdır çünkü falan. Alev'in de tesadüfe bakın ki organizasyon şirketi var. Bütün düğünü o o yüzden. <laughs> Senaryonun tutarsızlığını falan tartışmıyorum artık arkadaşlar. Kıvılcım içkileri soruyor. Yani içkiler nasıl olacak falan muhafazakar aileyle düğün yapacaklar içki soruyor. Bakalım neler olacak. Bu arada Ömer en çok orta yolu bulmaya çalışan insan. Herkes böyle kendi derdinde ama Ömer bir orta yol bir iletişim bir diyalog sağlansın falan diye çalışan nadir insanlardan birisi. Diyor ki sizin misafirlere ikram ediniz biz bizimkilere etmeyiz. Bu arada benim tanıdığım hiçbir muhafazakar aile düğününde içki kabul etmez. Böyle o misafire ikram edelim buna etmeyelim falan. Böyle içki hassasiyeti olan bir insan düğününde ikram edilmesini istemez. Bu kadar nokta yani bu kadar basit. Hiç gerçekçi değil burası da. Çünkü haram yani. Artı okulu dondurma haberini alıyor Kıvılcım. Tabii ki deliriyor. Okulu dondurma karar verdi. Doktor biraz hayatını yavaşlat dedi ya ben o oys yüzden yani. Sen hayatını yavaşlatmaktan okulu bırakmayı mı anladın Doğa? Madem hayatını yavaşlatacaksın düğünü iptal et. Gençler bir şey karar vermiş. Yani bize saygı duymak düşer. Gençler bu arada çok karar verdiler. Burada bence çok haklı bu arada. Ama tabii karın büyümeden düğün yapılmak zorunda. Okuldan daha önemli bu namus meselesi çünkü. Rezil olmamak zorunda. O yüzden düğün iptal edilemez. Bir de yani okul mu yavaş, yani okul mu hamileliğine zarar veriyor Allah aşkına ya. Asıl evde eşek gibi yatmaktansa bir aktivite olmuş olur. Çünkü hamile insanların da yürümesi, spor yapması, hareket etmesi gerekiyor. Tamam bazı zamanlarda dinlenmeleri gerekir ama zaten o zamanlarda da birkaç dersten kalır tatil yaparken kendince. Okula gitmek ona bir meşguliyet. Aslında güzel kafasını dağıtabilecek bir şey olurdu. Hemen ilk okuldan vazgeçti. Doğanın da okuyası yokmuş demek ki o zaman. Yani çünkü bir insan böyle bir şeyi kolay kolay kabul etmez. İyi ya ben ber ber dondurayım falan. Sırf böyle Fatih ısrar etti falan diye yapıyor bunu. O kadar salak ki. Neyse tabii ki sonra tartışıyorlar doğayla ve Kıvılcım kalkıp gidiyor. Doğa da diyor ki sanki domuz bağıyla beni bağlayıp işkence ettiler. Abartma anne. Burada da domuz bağı Hizbullah'a bir atıf aslında ve hiç hoşuma gitmedi Doğa'nın böyle apır sapır konuşması. Gerizekalı. <laughs> Sürekli doğaya salak malak diyorum bu arada. Pembe de Nursema'ya diyor ki sonra kızım hadi bu kadar bak sıçtı batırıldı işin içine. Kadınla kavga mavga ettik. Ya kavga etmiyorlar da ortam geriliyor. Diyor ki ertesi gün işte biz çiçek alalım okuluna gidip özür dileyelim. Yani dünyanın en güzel fikri. Kızıl Kıvılcım da sizi okulda çok ister zaten gerçekten gidin yani. Neyse gidiyorlar ama gayet olumlu bir konuşma geçiyor. Yapıcı davranmaya çalışıyor iki tarafta. Okulu tekrar konuşursunuz Düğün bir aradan çıksın falan diye böyle normal güzel konuşuyorlar yani. Sonra Nursema ve Alev arasında o kadar komik bir diyalog Sanıyor ki yine bu şey anlardan. Hani böyle muhafazakarlık ve sekülerlik arasındaki o inanılmaz çatışmanın karakterlerin ağzından en sert haliyle verildiği anlar. Hani ilk bölümde şey denmişti ya. Ay bunlar da her yerde... Affedersiniz. Ne demek istiyorsunuz siz? Faşist misiniz falan gibi. Ee, yine böyle bir diyalog. Teyzem mı? Allah hidayet nasip etsin. O ne demek Nursem abla? Dünyada bunun gibi bir gelecek. Sen konuş. Olmadı annen konuş. Her yer her yerde. <laughs> Nursem abla biz senin kılık kıyafetine bir şey diyor muyuz? Kimseyi kılık kıyafetine göre değerlendirmiyorum. Benim için bir önemi yok. Bence senin için de olmasın. Geldim. E kul cool. havalı demek bu arada. Biliyorum ben Amerika'da okudum. Aa öyle mi? Keşke o kadar okumuşken çalışsaydınız da. İstesem çalışırdım. Bu benim tasarrufum olan bir şey. Sen niye abla diyorsun Nursema'ya? Ne diyecekti? Ablasıyım ben. Ne bileyim bizim ailede öyle teyze abla bacı denmez de o yüzden şaşırdım. Aferin Doğa. Çok iyi uyum sağlıyorsun. E, ee, mecbur. Bizde saygı esastır. Bence biz yavaştan çıkalım. Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar hep böyle dizide bölümlerin arasında sıkıştır. Yani böyle sahip iştirilmiş kriz anları muhafazakarlık sekülerlik çatışması kriz anları. Her bölümde birkaç tane oluyor. İki tarafı da canlı ve diri tutmak için. iki tarafında hani çok kutuplaşmış bir milletiz ya biz. İki tarafında nefretini ve anlaşamamazlıklarını diri tutmak için böyle izleyip tat kendilerini tatmin ettikleri falan. Zaten bunlar da bize böyle davranıyor. İşte zaten bunlar da böyle salak falan gibi. O yüzden bu anları çok seviyorum. Bir de bu anlarda böyle bir beat drop oluyor ya. Bir sahne sonra daha olacak. Şöyle bir ses. Keşke o kadar okumuşken çalışsaydınız da birisi böyle acayip sekülerlik ve muhafazakarlık şeyini ateşleyecek bir şey söylüyor ve Dıığ... birisi sanki böyle ortaya bir bomba bırakıyormuş gibi bir ses. O ses efektine bayılıyorum. Editleyen kişiye buradan çok tebriklerimi sunuyorum yani. Bu arada arkadaşı, geri zekalı arkadaşı alt komşu. Ya sen şu alt komşuyla arkadaşlığı bıraksana. Kıvılcım. Allah aşkına git bir öğretmenler odasına falan öğretmenlerle kanka ol ya. Bak zaten arada bir kahve içip dertleşmeye gidiyorsun. Kadın onu bile istemiyor yani. Ondan bile sıkılıp sana koca bulmaya çalışıyor. Zaten ilerleyen bölümlerde galiba artık bir önemi kalmıyor senaryo açısından. Bu arkadaş arazi olacak. Bence çok isabet olur biliyor musunuz? Çünkü çok uyuz ya. Haber vermeden çöp çatanlık yapmaya çalışmak. Resmen date'e çıkarıyor gizlice. Tabii ki adam da Allah'ım bu sahnede çok böyle ıı, çok zorlama bir sahneydi. Aa meğersem o kişi Ömer'miş. Dünya ne kadar küçük yani. Üç kişi çünkü var İstanbul'da. O yüzden zorla date çıkarttıkları ve bir de ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Bu kadının hiç sevgilisi yokmuş da uzun zamandır aşk arıyormuş ve sizi çok beğenmiş falan diyor. Ömer'e aptal aptal rezil ediyorlar Kıvılcım'ı. Ah meğersem <laughs> aman Allah'ım ya Ömer ve Kıvılcım. Tesadüfe bakar mısınız? İki tane birbiriyle hiç alakası olmayan insan. Sürekli hayat onları bir araya getirip flört ettiriyor. Birbirleri için yaratıldıklarının daha böyle açık bir ispatı olamazdı gerçekten değil mi? Sürekli bir aradalar ya. Sürekli bir, bir Allah sürekli, kader onları bir, bir araya getiriyor sürekli yani. Sonra üçüncü bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü bölümde tabii ki bu awkward moment. Ah! ben sizi ben aslında falan diye böyle taraflar İşte benim aslında böyle bir şeyim yoktu arkadaşlarımız bizi böyle bir şeye zorladılar evet ikimizin de arkadaşı yaptı evet okey böyle bunu birbirlerine kesin, kesin olarak anlatıp bu konuda anlaştıktan sonra normal bir şekilde yemeye devam edebiliyorlar neyse benim burada çok büyük bir derdim var arkadaşlar. Kıvılcımı birinci bölümde çok sert ve agresif tanıttılar değil mi? Dediğim dedik hiçbir düşüncesini falan saklamayan, her şeyi çat çat söyleyen bir insan. Çok kararlı, ayakları yere basan, güçlü bir çalışan bir kadın falan böyle bir imaj. Ama daha üçüncü bölümdeyiz ve o kadar tutarsız tavırlar sergilemeye başladı ki yani karakter gelişimi negatif olarak ilerliyor ve bu beni o kadar rahatsız etti ve o kadar hayal kırıklığına uğrattı ki. Çünkü bak önce Doğan'ın evlenmesinde kuzu kuzu kabullendi. Ya belki senaryonun hızlandırılması için böyle bir şey gerekiyordu ama benim tanıdığım kıvılcım gibi bir anne o kadar kolay kolay yutmaz yani. O kadar kolay sindiremez böyle bir şeyi. Yani bu güçlü kadın imajıyla aşırı çelişen bir şey bence. Bu bir. İkincisi de burada da mesela yeterince öfkeli değil. Sürekli böyle hıkmık kendine anlatmaya çalışırken kekeliyor falan. Ömer'in karşısında aşırı güçsüz ve aptal durumlara düşüyor. Ömer hiç onun karşısında rezil olmadı ama o sürekli Ömer karşısında böyle ele al ayağı birbirine dolanıp rezil oluyor. Neden abi? Güçlü kadın olarak yazılmamış mıydı bu? Çat çut konuşup karizmatik bir şekilde ortamdan ayrılması gerekmiyor muydu? Ömer'in muziplikleri işinde. Resmen hafif bir şekilde alay ediliyor kendisiyle aslında. Ama hiç cevap veremiyor yani zekice böyle kıvrak bir zekayla cevaplar veremiyor. Kıvılcımdan beklerdim ben zekice ironik cevaplar verip karşısındakini böyle göt etmek, susturmak falan. Fatih'in amcası mesela şey diyor o masadayken. Siz modern bir kadınsınız ne oldu ki yani şimdi datee çıktıysak falan gibi. yani burada olayın modernlikle ne alakası var değil mi? Sen çok modern bir insansın Kıvılcım. Niye bu kadar agresif olduğunu anlayamadım gerçekten. Yani böyle bir akşam yemeği senin gibi biri için gayet normal bir şey değil mi? Benim tepkim buradaki randevulaşmayı değil. Aslında benim asıl sinirlendiğim şey ya benim haberim yoktu böyle bir şeyle ilgili. Yani ben buradaki yanlış anlaşılmaya sinirliyim. Ee, yoksa tabii ki de medeniyim ama medeni olduğum kadar adaletliyimdir de ve haksızlığa hiç gelemem date aradığım falan yok. Arkadaşlar kendilerince böyle iyilik yapmaya çalışıp patavatsızcı bir duruma sebep olmuşlar. Yemeğimizi yer kalkarız. Okey yani bozuntuya vermeyip böyle zekice ha 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 kakarak iki kere falan olayı şey, toparlamak yerine. Tabii ki ben modernim ama modern olduğum kadar da ağır adaletliyimdir. Haksızlığa hiç gelemem. Ben zaten hep iyi olduğum için haksızlığa hiç gelemem cümlesi kadar klişe ve Orta yaş bir cümle yok ya. Biz çok yani Feyyaz'ın dediği gibi biz çok geliriz haksızlığa. Biz bize haksızlık yapılmasından çok hoşlanıyoruz Kıvılcım. Haksızlığa asla dayanamam. Evet biliyorum ya ben zaten bir tek seni tanıyorum. Bir tane haksızlığa dayanamayın. Biz Ersoy'la çok dayanıklıyız haksızlığa. Yani daha karizmatik yazılabilmesini çok isterdim Kıvılcım'ın. İste, i̇steseler bu arada o kadar güzel yazarlardı ki Kıvılcım'ı. Başta tanıttıkları gibi ayakları yere basan güçlü kadın karakteri. Böyle madara ediyorlar. Yani her bölümde biraz daha madara oluyor. Dizideki erkekler hep ne istediklerini bilen, kendilerinden emin tuttuğunu koparan karakterler değil mi? Ömer, Abdullah. Hatta yer yer alaycı. Karşısındakiyle dalga geçen, karşısındakinin üzerinde çok kolay otorite kurabilen karakterler ama dizinin en güçlü yazılan kadınları Kıvılcım, Nursema hep böyle e, e. tuhaf. Kendi içlerinde hep bir şüpheleri olan kendileriyle ilgili. Kararlarıyla ilgili. Hayat seçimleriyle ilgili. Hiç ayakları yere basmayan. Sürekli bir iç çekişme halinde. Sürekli bir şüphecilik. Sürekli bir tutukluk. Yani mesela boşanmış baba. Gayet rahat değil mi? Flörtöz kendinden emin, ironik yer yer. Ama boşanmış anne, cefaker, çilekeş, mutsuz, keyifsiz, kendinden hep şüpheleri var. Çünkü zaten başında koca olmadığı için hep bunlar başına gelmiş ve acilen bir date ihtiyacı var. Acilen sevişme ihtiyacı var. Birazcık üstünden gerginliğini ve kızgınlığını atabilmesi için. Yani acaba doğanın yaptığını Ömer'in kızı olsa da Ö yani o yapsa Ömer'e böyle derler mi miydi? Abi ya sen ne kadar da şeysin ya. Sen sana bir karı bulak biz falan derler miydi? Hayır demezlerdi. Çünkü eğer bir erkek sert davranıyorsa o bir boss ama eğer bir kadın sert davranıyorsa o bir bitch. Nicki Minaj'ın dediği gibi. <laughs> Çok üzülüyorum yani böyle boşanmış erkeğin flörtöz olması ama boşanmış kadının hayattan zevk almasını bilmeyen, sevişmesini bilmeyen tutuk. Asabi bir sakatlığı varmış gibi adeta değil mi? Hep böyle. Yani en özgüvenli kadın karakterler bile böyle yazılıyor ve çok üzücü bu. Ya yani belki ekranda daha makul gözüksün diye böyle yazılmıştır bu arada. Hani sonuçta Türk halkı ne kadarını kaldırabilir falan bunlar da var. Rütük ne kadarını kaldırabilir. Daha fazlası geleneksel seyirciye rahatsızlık verebilir. Çünkü biliyorsunuz yani bu ülkede istediğini yapan yani istediği zaman istediği yere giden istediği zaman sevişen falan bir kadınsanız kesin orospusunuzdur yani. O yüzden toplumun önemli bir kısmı böyle gördüğü için diyorum bu arada. Herkes öyle düşünüyor diye demiyorum ama. Ya ama bu da kötü mesela çünkü televizyonu bir tek geleneksel seyirci izlemiyor ki niye her şeyde geleneksel mesela seçim zamanında da öyle yapıldı değil mi? Hep böyle geleneksel, endişeli muhafazakarların dertleri dikkate alınıyor. Ve bu artık dizilere ve televizyona da sirayet etmiş. Artık Rütük mesela hep endişeli muhafazakarın hislerini dikkate alıyorsun Çünkü diğer insanlar insan değil sanki. Diğer insanların hisleri onların hisleri kadar önemli veya geçerli değil gibi. Ve bu da insanı izlerken inanılmaz hayal kırıklığına uğratıyor ve inanılmaz üzüyor. Çünkü insan yerine konulmadığını, eşek yerine konulduğunu hissediyorsun. Yani senin istediğin ve senin sempati duyduğun karakterler hep böyle tutuk ve hep full potansiyelini gösteremeyecek şekilde yazılıyorlar. Toplumun belli Onlardaki kaygıları yüzünden. Neyse ya çok özür diliyorum. Böyle aşırı analiz yapıyormuş gibi hissediyorum kendimi bazen ama yani televizyona dair böyle konuşulmayan tabular var ve bu da onlardan biri. Eğer çok güçlü bir kadın yazılırsa mutlaka tasvip edilmeyen bir şey yapacaktır ve seyirci rahatsız olup lüse şikayet edecektir. Rütük de rahatsız olup işte ailevi değerlerimiz, geleneksel, göreneksel bilmem ne hassasiyetler falan endişeli muhafazakarların düşündükleri falan hesabı onların fikirleri bütün toplumun aynası niteliğinde kabul edilerek kapatılacak, yasaklanacak yani. Ve böyle bir gerçekle burun buruna gelmek bu diziyi izlerken insana biraz koyuyor yani biraz zoruna gidiyor. Biraz değil baya zoruna gidiyor yani. Keşke Türk televizyonlarında kadınlar daha kendilerinden emin daha çok boyutlu şekilde temsil edilebilseydi. Belki benim beklentilerim fazla yüksektir Türk televizyonundan. Sonuçta çok aşırı sansür var, klikler var. Birilerine yaranman gerekiyor televizyonda olmak için falan filan ya böyle. Bunlar çok farklı dünyalar. Ama yine de çok üzücü benim için. Neyse bu Nur Sema'nın bıkkın sesi ve poker suratı benim içimi aşırı özel bir nefretle dolduruyor. Ne yapıyorsun? Ne yapayım diye bakıyorum. Ne yapayım, Alev teyzeyi konuşuyorlar. Alev'in kıyafetlerine takmış Nur Sema. Çünkü kendi hayatı olmadığı için başkalarının hayatlarına takmak zorunda ya o yüzden. Yani doğaya bile karışmaya hakkın yokken teyzesi tarafından nasıl mağdur edilebiliyorsun? Ben bu arada bunu anlamaya çalışıyorum. Sana ne yani adamın teyzesinden? Sana ne teyzesi nasıl giyiniyor yani? Allah hidayet versin dedim diye kıyamet koptu diyor. Şuna arkadaşlar size şunu anlatmak istiyorum. Allah hidayet versin. Az önce söyledim ya. Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla süslüdür. Allah hidayet versin kadar iyi niyetli gibi gözüken ama aslında çok kibirli bir ifade yok. Çünkü sen Allah hidayet versin derken ya içinden diyebilirsin bu arada. Çünkü kendin dininin doğru olduğuna inanıyorsun ya. Kendi kendine veya seninle aynı inancı paylaşan arkadaşınla o kişi hakkında konuşurken ki bu da bence bir densizlik de. Hadi neyse kendi aranızda konuşuyorsunuz yani. Allah hidayet versin işte dini şöyle böyle bütün değil. Bu da bence ya tekrar etmek zorunda hissediyorum kendimi ama bana göre büyük bir densizlik. Mesela benim açık bir arkadaşımla kapalı birinin için şöyle demem gibi. İnşallah açılır ya başını açar inşallah ateist olur falan demem gibi düşünün. Aynı densizlikte de, ya aynı patavatsızlıkta bir şey ama işte aynı toplum tarafından aynı kabul edilmiyor maalesef. Biri birinden çok daha iyi, biri birinden çok daha kötü kabul ediyor. Oysa ki ikisi de aynı şey aslında. Çünkü ikisi de inançlarla ve yaşam tarzlarıyla ilgili şeyler. Ve bir inancın olmaması demek o insana saygı duymayacağın anlamına gerek gelmiyor. Çünkü inancı olmamak da bir yaşam biçimidir. Sen nasıl bir dine inanıyorsan o kişinin bir dine inanmaması da onun için bir yaşam biçimidir ve o yaşam biçimine tıpkı nasıl bir inanca saygı duyuyorsan ona saygı duyduğun gibi saygı duymak zorundasın. En azından o kişi varken ki normal olan normal olan kimsenin birbirinin hayatına burnunu sokmaması. Ama hadi tamam konuşuyorsunuz. Diyorsun ki Allah hidayet versin. Bunun ne kadar patavatsız olduğunu karşı taraf açısından hiç düşünüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar ayıp bir şey bu. Alev'in Nursema'ya şöyle dediğini düşünün. Bir kere Türk televizyonunda barınamaz bu dizi. Şöyle dediğini düşünün. İnşallah bir gün... <laughs> yine inşallah diyorum ama bu ifadeler şey yani bizim kültürümüze yerleşmiş artık. İlla Müslüman birinin söyleyeceği anlamına gelmiyor. Ateist Alev ama şöyle diyor diyelim. Ay Nursema ya umarım sen de bir gün bu dogma dininden kurtulur ve başını açarsın <gülüyor> falan. Şu <laughs> böyle dedin düşünsenize. Ertesi gün kaldırılır yani. Ama Nursema gayet kolay bir şekilde Allah hidayet versin dediği şeklinde onun yaşam tarzına ve inanç inancına veya inançsızlığına saygısızlık edebiliyor. Bu çok normal kabul ediliyor. Bir de üstüne şunu deme cesaretini kendinde buluyor. Allah hidayet versin dedim diye kıyameti kopardı. Bitch tabii ki kıyameti koparır. Çünkü sen onun inancı, inançsızlığına saygısızlık ediyorsun. Benim inancım en doğru. Seninki yanlış. Ben harika yaşıyorum. Sen bok gibi yaşıyorsun. Umarım sen de bir gün doğruyu bulursun demek oluyor. Allah sana sağlık versin, huzur versin gibi bir ifade değil. En iyisini ben biliyorum şeklinde bir kibir ve bir dikte barındıran bir ifade bu. Sonra diyor ki şimdi bu bir de erkek doğurur yandık. Nilay da diyor ki onların kızları olacak erkek çocuğu ben doğuracağım. Çocuk doğurmak zaten statü olarak gözükürken bir de erkek çocuk doğurmak o statünün ekstra biraz daha yüksek. O yüzden erkek çocuk doğurma yarışına girmişler. Bir de bir şey söyleyeceğim. Nursema aslında çok daha zeki bir kadın gibi gözüküyor. Yani aslında böyle bu sert çıkışları falan kendinden eminliği, inancından eminliği Nursema'nın karakterine çok ters. Bir de erkek doğurur yandık. Ya böyle bir kaygı sadece Nila gibi karakterlerde olabilir. Nursema'nın böyle erkek çocuk mucuk falan salak muhabbetler yapmasını Nursema'ya yakıştıramadım ben. Çünkü kendi içinde bir tutarlılığı var Nursema'nın. Tamam belki alevleri çok hor görüyor ve kendinin dininin doğru olduğunu ve üstün olduğunu düşünüyor. Okey. Saygı duymuyor onlara. Bu da okey. Kendi içinde tutarlılığı var. O sertliğinin, o radikalliğinin. Yani yine sempati duyabilirsin o karaktere gerçekten. Kendi dininde inancına bu kadar arkasında olduğu için her şeyin. Ama Nursema'nın şu sözü ay bu bir de erkek doğurur şimdi. Bu iğrenç hesabı birden Nursema'nın gözümde böyle o kadar düşürdü ki kendi sebepleri olan bir karakter. Böyle davranmak için diyordum ama yok ya dedim hani keşke bu repliği ona söyletmeselerdi. Bunu demek istedim aslında. Neyse. Kıvılcım'la. Ömer'in yemeğine dönüyoruz. Kıvılcımla Fatih'in amcası Ömer konuşurlarken yine doğa konusu açılıyor tabii ki. Kızım için endişeleniyorum. Kimse kızının okulunu bırakıp evlenmesini, çocuk doğurmasını istemez diyor o yaşta. Ömer de diyor ki e evet ama doğa kendi kararlarını kendi verebilecek bir insan. Birisi be benim kızım böyle bir şey yapacak ve kızım hakkında böyle bir şey söyleyecek bana. Kendi kızımı benden daha iyi tanıyormuş gibi. Onun var ya ağzına ayağımı sokarım biliyor musunuz? Öyle mi ya? Ha demek kendi kararlarını kendi verir ha? <laughs> Falan yaparım ve ayağımı sokarım yani gerçekten. Kıvılcım hani o kadar ezik bir insana dönüşüyor ki Ömer'in karşısında. Aha evet. Yani onu orada doğramak yerine içkisinden bir yudum alarak doğru falan diye böyle konuyu kapatmaya çalışıyor. Bir de sürekli bu ikisi varken ortama verdikleri cinsel gerilimden anladığım kadarıyla bir de aşık falan olacak bu herife. Girl. Bir tane video var. Bu video TikTok'ta viral olmuştu. Kız şey diyor. Ya biriyle sevgili olmadan duramıyor musunuz? Kızlar. Bir kendinize gelin ya. Bir ayağa kalkın ya. How do you hoes act like if you ain't in no relationship you gonna die? Y'all be weak in the knees. Stand up. Stand up. <laughs> ne zaman? kendimi çok güçsüz ve çok salak, çok özgüvensiz, çok ezik hissetsem bu kızın bu videosunu izliyorum. Stand up! Stand up! diye bağırınca hemen böyle hazır ola geçip tamam efendim feminizm, kadın özgürlüğü falan diye birden kendime geliyorum yani. O yüzden bu videoyu kaydedin bence. Linkini de koyacağım alta. Kendinizi güçsüz hissettiğiniz zaman lütfen bu kadını izleyin. Stand up Kıvılcım ya. Bu kadar güçsüz, bu kadar ezik, salak biri olamazsın sen. Sonra Ömer çok kişisel sınırları ihlal edici sorular sormaya başlıyor. Çok sınırlardan bahsettik ama. Türk aile yapısı böyle böyle bir şey olduğu için sınır ihlallerinden bahsedilmeden dizi hakkında konuşamıyoruz. Ömer de aşırı patavatsız ve sınırlarını bilmeyen bir insan olduğu için o aileden geldiği için bir an böyle kocanla ne zaman boşandın, ne zaman evlendiniz böyle salak salak sorular sormaya başlıyor ve benim bildiğim kıvılcım şöyle demesi lazım. Ben bu konuları konuşmamayı tercih ediyorum. Teşekkür ederim falan. Böyle bir afet hocalık bekliyorum. Bir de o 2000'lerin başında eski Türkiye'de yazılmış bir kadın karakter. Gerçi onun da kendi zayıflıkları falan filan vardı. Emin Hoca karşısında falan o da çok böyle bütün şeyini unutuyordu. Güçlü kadının unutup stand-up konumuna düşüyordu ama kardeşim niye neden şu Ömer'e hiç hayır diyemiyorsun sen acaba ya? Hiç niye tersli? Yani terslediğinde bile ezik büzük bir şekilde tersliyorsun acaba? Hepsine küt küt cevap veriyor yani. Bence hiç gerek yok bu kadar samimiyete. Neyse eve dönüş yolunda da Kıvılcım'ın komşusu ve Ömer'i getiren arkadaşı ikisini yakıştırmaya devam ediyorlar. Üf, aşırı lakayt, ıı, yalışık arkadaş tavırları. Bence çok ayıp bir şey ya. Yani bir bok yemişsiniz, susun bari. Bir iki tarafı da birbirini rezil etmişsiniz. İlerletmeyin daha fazla bu muhabbeti ama devam ediyorlar. Neyse gelinlik alışverişine çıkacaklar tamam mı? Ama teyze organizasyon şirket sahibi bir rolü bitirip koturulmaya çalışılsa da arkadaşlar bir haftada düğün olmaz bu kadar kısa sürede düğün organize e değil. Me Saçmalık tamamen. Sanki hemen evlensinler de drama başlasın diye yapılmış ama yani bir haftada ya bari şöyle bir şey koy. 3 ay sonra falan diye bir şey koy. Olmaz. Bazı durumlarda başka durumlarda olabilir ama doğanın yaşında, doğanın sosyoekonomik durumunda, doğanın kafa yapısında bir genç kadın Hele bir de birazdan şey diyecek. Ben çocukluğumdan beri kendi gelinliğimi ve düğünümü hayal ederim falan. Böyle bir kadın, böyle bir kız asla bir haftada isteme, nişan, düğün mümkün değil. İsterse dünyadaki bütün para onda olsun. Mümkün değil. Bir kere o müzik listesi bir haftada yapılır zaten. Dans'ta hangi şarkılar çalınacak? Saçım nasıl olacak? Makyajım nasıl olacak? Pinterest'ten board'lar oluşturması zaten bir hafta sürer. Hayatını Grace Kelly gibi olmak istiyorum filan şeklinde düğün ve gelinlik hayalleriyle geçirmiş olan bir genç kadın bir haftada evlenmez. Bir de dışarıdan köşk gibi evi görünce sürekli dışarıdan gösteriyorlar ya onların sahnelerinde ve aklıma asmalı konak geldi. O da yine 2000'lerin başında Türkiye'de yapılmış bir diziydi. Evet töre dizisiydi işte konakta yaşıyorlar doğuda falan filan ama yani en azından muhafazakar izleyicinin iki dudağının arasına göre yapılmıyordu her şey. Daha gerçekti. Fatih ile Doğan'ın öpüşmeleri bile aşırı yalan, aşırı böyle suni geliyor ona böyle öpüşüyorlar yani. Size bir sahne göstereceğim. Kadın cinselliği açısından bir devrim niteliğinde ya. Baya baya oral sahnesi var. Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay'a yani orada güya çaktırmamaya çalışıyorlar ama kamerayı üstten çekiyor. Özcan Deniz'in kafası aşağı iniyor ve bu rütük mütük falan hani televizyonda gayet yayınlanıyordu. <laughs> ama bu konakta öpüşürlerken bile sürekli birileri görecek ya. Iıı. Zaten göt kadar odaları var. Bari köşk falan muhabbetine gireceksiniz. Kocaman bir yatak odası verin. Resmen otel odaları olur ya böyle minnacık. Öyle bir tek göz bir odaları var. Orada sevişecekler. Ya orada sevişirken yaptığın gürültüyü Abdullah Bey ile Pembe Hanım'ın duymaması imkansız. İstediğin kadar kapıyı kilitle. Çok saçma. Bu kadar zengin bir ailenin böyle göt kadar odaya koskoca çiftte hapsetmeleri. Neyse Doğa ile Fatih arasında bir de kız kıza akşam çıkma muhabbeti oluyor. İşte Kıvılcım, Doğa, Çimen, Alev falan hepsi kız kıza akşam yemeğine çıkacaklar. Bekarla veda gibi bir şey olacak. Fatih de diyor ki nasıl yani akşam mı çıkacaksın falan böyle biraz mırın kırın ediyor. Niye ki çıkamaz mısınız? Senin annen mesela çıkmaz mı? E hayır çıkmaz. Bizim kendi ailemizin düzeni öyle. Bizim ailede kadınlar akşam gece dışarı çıkmaz diyor falan böyle. Saçma salak muhabbetler üf yeter. Nur Sevman bu arada... Alev'e Yasini şerifleri ve tesbihleri teslim etmeye gidiyor. Onlar dağıtılacakmış nikah şekerlerinin yanında. Ya bu olayı da ne teyze ne doğa ne kıvılcım hiç garipsemiyorlar. Hiçbir daha konu açılmıyor bu Yasin-i Şerif ve tesbih olayının ama seküler misafirler ne, ne mesela nasıl bir tepki verdiler onu, onu, hiç göremiyoruz. Düğünde bir şey olacak ve muhafazakar misafirler çok büyük tepki verecekler. Ama seküler misafirlerin bu Yasin'le tesbih hediyesine olan tepkilerini hiç duyamıyoruz düğünde mesela. Bu da çok garip geldi bana. Nur burada ne kadar sosyal awkward bir insan olduğunu gör görüyoruz. Dışarı çıktığında çok başka bir insan. Hani evde o asan kesen Nur dışarı çıkıp özellikle erkek insanlarla muhabbete gir ya yani muhabbete girmek dediğim hani güvenlik görevlisiyle bile mesela yakışıklı güvenlikle bile diyalog kuracak olsa konuşamıyor böyle sosyal olarak çok tuhaf davranıyor. Böyle erkeklere bakamıyor yüzlerine böyle kafayı falan çeviriyor. Arabayı yanlış yere park etmiş. Görevli de Alevin asistanı Umut da diyor ki işte yanlış yere park ettiniz. Gel gel topla topla diye yardımcı olmaya çalışıyor. Ama erkek olduğu için iyice geriliyor Nursema ve en sonunda arabayı arkadaki arabaya kaktırıyor. Sonra hasar karşılama için numara vereceği zaman da görevli adam şey diyor patavatsız bir şekilde. Parfüm kokunuzu çok beğendim bu arada. Ya Nursema gibi bir insan ne diyorsun sen ya da taciz olarak ki bu zaten bence arabamı çarpıyorum gidiyorum. Göre, manyağın görevlinin teki bana parfüm kokunuz çok güzel diyor çok rahatsız olurum. Ve Nursema gibi bir insan daha da fazla rahatsız olur bence. Ya yani mesela Nursema da çok güçlü yazılmış yazılması gereken bir karakter bence sert çıkışlarına falan göre ama Umut'un karşısında o da yani mesela parfüm ne alaka demek yerine ters demek yerine falan böyle ezik ezik kaçıyor. Yani sert kadınları aşırı özgüvensiz bir şekilde yazmak. Yani bir tek kıvılcımla sınırlı, sınırlı kalmadığını görüyoruz. Bu arada Alev de Nursema'nın Allah hidayet versin patavatsızlığını bir tık daha hafif versiyonlu yapıyor Nursema'ya. Nursema senin yüzün ne kadar güzel. Bak sana çizilmiş gibisin. Niye kapattın ki kafanı? Efendim? Meraktan soruyorum ha. Gerçekten baksana ne, ne kadar, kadar güzelsin. Ben sana başın neden açık diye soruyor muyum? Sana benim ortamdan. Bu soru zaten sorulmaz bence. Sana ne çünkü? Ama soracaksan bile başörtü ne zaman takmaya başladın ya da ne zaman kapandı şeklinde sorabilirsin. Çok samimiysen eğer. Hatta o zaman bile senin haddine değil bence. Karşıdaki taraf anlatmayı uygun görmüyorsa ne zaman kapandın, niye kapandın falan çok ayıp sorular bence. Niye başını kapattın? Daha böyle agresifçe soruyor. Yine bomba düşme sesi. Sizin normaliniz buysa bizim de normalimiz bu. Sonunda ya sonunda tersleyebildin Nursema. Bak kadınları ne güzel tersliyorsun erkekleri tersleyemiyorsun ama. Neyse sonra Nursema yaşadığı bu tatsızlığı gelinlik alışverişi sırasında annesine anlatıyor. Annesi de ya işte şimdi tatsızlık çıkarma boşver gününü berbat etme doğanı Sonuçta onun yaptığı bir şey değil teyzesinin yaptığı şeyden o sorumlu değil diyor. Annesi bu arada bazı konularda çok olgun davranıyor. Sırf hani kız evlensin bitsin bu tantana falan diye herhalde. Yani kıza zaman zaman iki yüzlükler, falan filan yapıyor ama yine de ailenin diğer üyelerine karşılık nispeten biraz daha yapıcı bir tavır takınmaya çalıştığını görüyorum ben. Gününü berbat etmeyelim ama benim günüm yerli bir olsun falan böyle dramatik bir çıkış yapıyor Nursema. Sakin olur musun lütfen? Seninle alakalı değil dünyadaki her şey. Kızın düğününden önceki gelinlik seçme şeyi. Allah'ım yarabbim neyse sinir oldum kıza. Nuray var ya çulsuz bir abisi var bunun. Bunu sürekli Nursema'ya yanmamaya çalışıyor biliyor musunuz? Onu da Servet'e ortak etmeye çalışıyor. Yani senaryonun bu kısmı o kadar ilgimi çekmedi ki. Çünkü Nursema asla öyle bir adamla evlenecek kadar zekasız birisi değil. Bence bu birkaç bölüm sürüp gidecek bu. Birkaç bölüm sürüp sonra sonlanacak bu muhabbet diye düşünüyorum. Sakın dökme onu seni döverim. Oğlum şu yaş yesene mi ya? Neyse doğa gelinliği giyiyor. Tabii ki gecelik gibi duruyor diyorlar. Burada var ya sinirlerim o kadar tepeme çıktı ki. Çünkü ben de gelinlik seçiyordum kendime. 2017 yılı hala öğretmen olarak çalışıyorum. Böyle bu aynı Nursema gibi tiplerin çalıştığı bir okul olduğunu düşünün. Ben onları hala yani işte salaklık anladın mı? Ben onları arkadaşım olarak görüyorum. Her ne kadar aramızda belki sosyokültürel olarak bazı farklar olsa da onlara bazı şeyleri düzgünce sorup ne bileyim arkadaşım iş arkadaşım sonuçta ya. Ben nasıl onlarla düzgün muhabbet etmeye çalışıyorsam bazı şeyleri de daha makul. Hani belki benim yaşam tarzımla alakası yok ama diyelim bana iki tane başörtü gösterdi bana ve sence hangisini alayım dedi veya iki tane ferace gösterdi ve sence benim tenime hangi renk daha iyi yakışır dedi. Ben şey demem mesela. Bence başörtü hiç takma falan deme. Hani gerçek görüşeyim merak ediyorsun? Bence başörtü takma veya gerçek görüşeyim merak ediyorsun? Bence ferace hiç yani şık bir kıyafet değil. böyle demiyorum değil mi? Seçmesine yardımcı olmak için benim başörtü takmama veya onları beğenmeme gerek yok. Sevdiğim bir rengi söyle söyleyebilirim. Demiştim ki bak bu mu güzel bu mu? Yemin ederim var ya eğer üşenmezsen Pinterest'ten hala duruyordur o modeller muhtemelen. Gösterdiğim gelinlik modellerini şuraya koyacağım. Bu gelinliği gösterdim ne dedi biliyor musunuz? Aynı onun gibi konuşarak yapacağım. Hocam gerçek fikirlerimi merak ediyor musun ya? Dedi. <laughs> ben de dedim ki tabii söyle falan yani dedim. Yani bence hocam yani bunlar geceliğe benziyor yani dedi. Ve o kadar ya size böyle anlatamam içimdeki hissi o anda. Düşünsenize ya. İş arkadaşıma böyle söylediğimi düşünün. Ne kadar patavatsızca, ne kadar yersiz ve iğrenç. Sonuçta benim beğendiğim gelinlik modelleri onlar. Sana ne yani aman okuyayım? Ben sana gecelik gibi görünüp görünmediğimi mi sordum? Hangisi daha şık görünüyor, hangisi daha hoş görünüyor? İkisinin de şık olduğunu düşünmüyorsan aralarından en az beğenmediğini seçersin. Hocam yani gecelik gibi gözüküyor bunlar. Ananın gecelik yani. Gerçekten var ya böyle insanı böyle böyle tahammülsüzleşiyor insanlar. Ben ona insan gibi davrandığım halde karşındaki karşıdaki insandan insan gibi muamele görmeyince sürekli olarak böyle ötekileştirince artık sen de böyle sinir olmaya başlıyorsun ve o kadar hani şu muhabbeti gördüm ya ben bu dizide. O kadar böyle aklıma geldi o kadar yine sinirlendim ki böyle birini seç geçti mi? İki İş arkadaşı arasında iki hani aşırı samimi olmayan insan arasındaki makul diyalog budur. Soru sorulmasından hoşlanmıyorsan da yalandan birini söyler geçersin yani. Aşırı kendi üstüne vazife olmayacak bir şekilde yorum yıllar yapmak. Sana ne? Ben gecelik giyeceğim belki düğünümde. Böyle böyle oluyor işte. Böyle böyle insan kıvılcıma dönüşüyor yani. Ve karşıdaki de mesela Nursema da öyle öyle davranılarak Nursema'ya dönüşmüştür. Şu bunları da es geçmemek gerekiyor. Ayrıca arkadaşlar herhalde bunu söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. Tabii ki gelinliğinize veya damatlığınıza da kimseyi karıştırtmayın sizin gününüz, siz, sizin töreniniz, siz giyeceksiniz. Sizin üzeriniz, sizin bedeninize giyilecek bir kıyafet olduğu için başkalarının fikri ikinci planda olsun lütfen. Kendi fikrinizi ilk planda koyun. Burada Doğan'ın yaptığı gibi geri zekalıca, pembe anne nasıl istiyorsa nasıl rahat edecekse öyle giyineyim falan böyle sürekli kendinden taviz veriyor geri zekalı Doğada. Gidiyor sikko bir gelinlik seçiyor. Nursema tabii gidip babayı dolduruyor akşam. gerçekten kötü niyet bu. Hani yaşam tarzı uymayabilir bu ayrı bir şey. Gıcık da olabilirsin ama gidip babayı akşam doldurmak çok başka bir şey yani. İşte açık saçık gelinlik seçtiler falan filan diyor. Böyle var ya <laughs> aşırı sinirlendim. Bir de gelinlik alışverişi sırasında şey diyor ki <laughs> onu söylemeyi unuttum bak. Nursema diyor ki mayoyla gelsin isterseniz gerçekten var ya öldürebilirim seni yani doğada hemen fikrini değiştiriyor daha kapalı gelinlik seçiyor tatsızlık çıkmasın filan diye bir şeyler geveliyor ama annesi tabi hemen gidip sıçıyor ağzına Allah'ım ya kavga ediyorlar falan böyle tartışıyorlar anneyle işte pembe hanım doğada bön bön bakıyor ezik kızım sen kendi istediğini söylesene ya milletin ağzına ne bakıyorsun aptal mısın sen <laughs> kendine gelsene Firden hanıma dönüştüm birden ama şey diyor tamam mıdır semada. Koskoca Abdullah Ünal'ın karşısına böyle mi çıkacakmış? Yani bunların babaları da Allah sanki böyle yani tanrı gibi muamele ediyorlar ya bu beni delirtiyor. Sanki herkes sizin babanıza sizin gösterdiğiniz aşırı hürmeti ve saygıyı göstermek zorunda. Bana ne a Abdullah Ünal'dan? senin gebeş babanı yani. Abdullah Önal'ın karşısında böyle. böyle, aşırı babayı kutsallaştırma falan. Iıı, nefret ediyorum ya böyle var ya. Hani zaten ataerkillik benim böyle tiksindiren bir şey. Kendi çevremde. Ülkede böyle gerçekten içimi şişiren bir şey artık bu. Bir de böyle mikro ortamlarda insanların ağızlarında böyle görünce. Yok işte koskoca Abdullah. Ya neyse koskoca yapan nedir onu? Para kazanması mı? <laughs> şu an Britney Spears'ın Work Bitch şarkısı geldi aklıma. Tamam biz de para kazanırız kanka. Ama ben para kazansam kimse şey demez mesela. Koskoca Meryem'in karşısına böyle mi çıkacaklar? Ya böyle bir şey yok ya. Gerçekten iğrenç bu. Herkes eşittir tamam mı? Demokratik bir... <laughs> kimse bö Kimseye böyle muamele edilemez. Derebeylik yıllarında yaşamıyoruz. Her Burası demokratik bir ülke. <laughs> Benim Kıvılcım gibi CHP teyzesine dönüşmelerim ara sıra. Fatih de akşam doğaya taktik veriyor tamam mı? Zaten düğün önemli değil diyordun. Annemin dediğini giy işte. Ulan madem... <laughs> madem düğün önemli değil, o zaman niye kendi annesinin istediğini giymiyor da senin ananın istediğini giyiyor acaba? Senin ananın ayrıcalığı nedir? Tamam babacığım, annemin istediğini giy. Yani bu kadar ezik bir erkek olamaz ya. Oğlum sen Önce kendin ana babanın boyunduruğundan çık. Ondan sonra da karını korumaya başla istersen. Çünkü bazı çizgileri sen çekmek zorundasın. Siz aile olduğunuz ve doğa bazı şeyleri çat çut kendi söyleyemediği için onu söyleyemediği şeyleri de ana babana sen söyleyip o çizgiyi sen çekmek zorundasın bir kere. Geri zekalı. Çünkü sen onun ailesisin artık. Sizin aranızdaki bizlik duygusuna çalışman gerekiyor. Artık sen onlarla bir biz değilsin. Kendi ailenle bir bizsin. Doğa da öyle olsun diyor. Fatih de hemen ya tabii böyle trip atarak öyle olsun dediği için ya bozuldun sen. içine atma. E amına koyayım nasıl olacak o zaman? Hem içine atmayacak hem senin ananın dediğini yapacak. Nasıl olacak? Ki e, bozulacak tabii yani. <laughs> <laughs> Aşırı sinirlendim. Sonra baba diyor ki Fatih'e doğaya söyle anasını ve teyzesini zapturaptı altına alsın bak. Olmadı az görüşsün. Ya böyle şeyler başlıyor artık. İzole etmeler falan kızı kontrol altına almak için. Ya o kadar manipülatif ve o kadar iğrenç davranışlar ki. Ne demek ya? Ne demek yani? O kız hala annesinin babasının da kızı. Hala o aileden parça taşıyor içinde. Hala yaşam tarzı o ailenin yaşam tarzına benziyor. Yani sizin ailenize geldi diye, diye sizin huylarınızı birebir kopyalayıp o şekilde hayatına devam etmek zorunda değil yani. O hala kendi öznesi. Tabii ki Fatih. E yine. Peki babacım, peki babacım diyor. Evde görümce ve diğer kız da yapacak başka bir şeyleri olmadığı için oturup Doğan'ın dedikodusunu yapıyorlar. Akşam yemeği dışarı nasıl çıkarmış, sanki direkt dansı yapmaya gitti nasıl satayım. Şimdi köşk alabildiğine sessiz tamam mı? Herkes anne, baba, kızlar, Fatih, bütün ev böyle baştan aşağı doğayı ve kıvılcımı konuşuyor. Böyle toksik, ataerkil bir enerji süzülüyor evin içinde. Evli barklı kadın ne işi varmış dışarıda. Herkesin ya yani böyle bütün gecenin gündemi o. O kadar işsiz, güçsüz, o kadar sapıtmışlar ki sürekli doğayı konuşuyorlar yani. Alt üstü akşam yemeğe çıktı. Kızlar da oturmuş ve bekarla veda yapıp eğleniyorlar tamam mı? Ortama bir kız neşesi sarmış. Bu ifadeyi de bir videoda gördüm öğrendim. Bulabilirsem koyacağım buraya. O kadar hoşuma giden bir ifade oldu ki. Bu kız neşesi sarmış o onların ortamını. Oysa ki Fatih'in evlerindeki sahneler insanın işini şişiren toksik <laughs> bir hazımsızlıkla dolu yani. Bu arada Fatih'in babası koskoca Abdullah Ünal. Aşırı dindar mindar muhafazakar falan. Adamcağız herhalde ezberleyememiş gerçek günlük hayatında kullanmadığı için. Ezberleyememiş ama yani çok bence çok komik olmuş. Çünkü la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim değil mi? O kadar saçma bir sahne ki yani you had one job söylemesi gereken tek bir şey var zaten. Onu da söyleyemiyor. Kızlar bu arada gay dansöz oynatıyorlar. Bu arada bizim gerçek kültürümüz zenne kültürü. Bazen bazı insanlar bizim kültürümüzde eşcinsellik falan yokmuş gibi davranıyorlar ama ya Osmanlı'dan daha öncesine bile dayanıyor. Hani bazıları mesela böyle söylenince sanki ecdatlarına laf etmişiz falan gibi davranıyorlar. Oysa ki toplumun içerisinde trans erkekler veya kadınlar, gay erkekler veya işte gay kadınlar, lezbiyen kadınlar bunların bulunması kadar do yani insanlığın başlangıcından itibaren insanlık ne kadar vardıysa bu insanlar o kadar var olmuşlardır. Yani kadın erkeğin var olduğu zamanlardan itibaren bu insanlar da var olmuşlardır. kimi kültürlerde daha saklılardır. kimi kültürlerde daha açıklardır. İsimleri farklıdır. Şu anki bir LGBT plus diye anılmıyorlardır. Ama tarih boyunca böyle insanlar var olmuştur. Kabul etseniz de etmeseniz de ve bizim toplumlarımızda da, İran'da da vardır. Her yerde vardır. En İslami geleneklerde bile, en İslami topluluklarda bile. Yani siz maalesef belki bazılarınız kabullenmek istemiyor bunu. Anlayabiliyorum. Yani nefret ediyorsunuz, istemiyorsunuz. Hani işte İslam'a aykırı falan filan bu ama İslam'a aykırı buluyorsun diye o insan var olmaktan vazgeçmiyorsun. Sonuçta o da yine de var yani. Var o o insanı. Sen gözünü kapatınca yok olmuyor yani o insan. Bunu anlatmaya çalışıyorum ve yani hani nasıl aşırı gelenekseller, aşırı böyle kültürel, kendi gelenek göreneklerine uygun falan davranıyorlar ya, ya bunun aslında hiçbir fark yani hiçbir şeyi yok yani. Ee, örf ve adetlerimizde olmayan bir yanı yok demek istedim. Belki işte <laughs> Kendileri sahiplenmek istemedikleri bir yanıdır kültürümüzün ama bu da var yani kültürümüzde bizim. Tabii ki işin şey iğrenç boyutuna girmiyorum tamam mı? Bu erkeklerin düğünlerde ve şenliklerde kadın kıyafetleriyle geleneksel olarak kadın gibi oynamaları farklı bir şey. Çocukların kendi rızaları olmadan böyle şeyler yapmaya zorlanmaları farklı bir şey. Şimdi ben LGBT ile çünkü pedofiliyi karıştıran bazı gerizekalılar var. O yüzden bu ayrımı çok net bir şekilde yapmak istedim. Zene derken yetişkin ve kendi rızasıyla dans eden erkek bireylerden bahsediyorum ben burada. Neyse Sezen Aksu'nun kız seni yerler yerler seni ham yapar bu zilliler şarkısına dans ederlerken bir de şarkı özellikle bence aşırı komik yani bu şarkının seçilmesi. Öyle bir çekimler koymuşlar ki böyle sanki dünyanın en büyük ahlaksızlığını yapıyorlar böyle işte o dans eden gay çocuk böyle bir e, şu şuh bakışlar atıyor kameraya falan alev şampanya patlatıyor şampanya patlatmak böyle dünyanın en büyük ahlaksızlığı ya. <laughs> Acaba burayı izlerken ne hissettim muhafazakar izleyici? Ben aşırı merak ettim. Hani bu kısımların rütün izin vermiş olması ve yayınlanabilmesi bile çok şaşırttı beni açıkçası. Sırf dizide başörtülü insanlar var falan diye mi? Okey den dendi acaba. Öyle olmasaydı okey denmeyebilirdi bence doğru. İbreti alem olsun diye koyulmuş bir şey de olabilir çünkü. Böyle evde çiğ bir sessizlik var böyle. Sofrada herkes aşırı tatsız, keyifsiz. Yani biraz taraflı olacağım belki. Zaten hiç objektif anlatacağım diye de bir öyle bir iddiam da olmadı en başından beri ama Tabii şu keyifsizliği bence muhafazakar bir insan bile istemez. Yani bir tarafta dans edenler, eğlenenler, keyif, mutluluk, bir tarafta da mahkeme duvarı gibi suratlar. Yani tamam bunlar yasak, günah dinde belki bazıları. işte içki içmek falan filan ama yani sanki muhafazakar kadınlar kına gecelerinde dans etmiyor. Ya, emin olun bakın birçok muhafazakar kadın o dans, eğlence falan filan görünce onlar da buna okeydirler veya onlar da böyle bir ortamdan mutluluk duyarlar mesela. Belki erkek dans istemezler ama onlar da dans etmekten, eğlenmekten keyif alırlar. Yani hatta şu helal şampanya mı bir şey çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Alkolik içecek değil, meyve suyu ama böyle köpürtüp patlatıyorlar işte. Hani ben buna laf edilmesine de çok kızıyorum biliyor musunuz? Eğer sekülerlerin yaşam tarzına bulaşılmayacaksa gerçekten o kadınların da yaşam tarzına bulaşılmamalı. İsteyen alkolsüz şampanyasını patlatmalı, isteyen de alkollü şampanyasını patlatmalı. Kimse birbirine burnunu sokmamalı, karışmamalı. Herkes istediği gibi dans edip eğlenebilmeli. Yani o kadınlar o kadar laf edilmesinin ve dalga geçilmesinin altında da ben sekülerlerin yaşam tarzına karışmalarından oluşan öfkenin ve hazımsızlığın olduğunu düşünüyorum. Yoksa bence hiç zararlı bir şey yapmıyorlar yani. Kendileri istedikleri gibi eğleniyorlar. Kendi cenahlarındaki insanlar karşı çıkıyor aslında daha çok onların o eğlenme stillerine. Sekülerlere özeniyorsunuz, ahlaksızla özeniyorsunuz falan diye ama insanın bak ne olursa olsun istediğin kadar muhafazakar ol. Kız neşesi var ya o kız neşesi tırnak içinde. Onu o insanın içinden atamıyorsun. Bak muhafazakar kadınlar o kadar güzel eğleniyorlar ki belki her muhafazakar erkek o şekilde eğlenemiyordur. Sadece mangala giderek köfte yapıp yiyerek falan eğlenebiliyorlardı, bilmiyorum belki ya da hızlı hızlı lüks arabalar sürerek. Ama yani bilmiyorum ya kadınların eğlence anlayışları her zaman çok daha farklı onlarınkinden. Neyse hayatı zindan ediyor böyle, akşam dışarı çıkılmaz mı? Be. Bence asıl var ya benim asıl kurulduğum konu dışarıda e, sokakları kadınlar için güvensiz hale getirenler biliyor musunuz? Yani dışarı akşam çıkılır mı? Akşam yemek yenir miden ziyade akşam sokaklar zaten güvenli olsa kadınlar için herhangi bir sorun teşkil etmese akşam çıkmak bence bütün sorun çözülür zaten. Herkesin huzuru, ağzının tadı yerinde olur. Ama bunları konuşmak yerine kadınları eve tıkmanın daha yapıcı bir çözüm olduğunu düşünüyorlar niyeyse. E, tabii daha zor çünkü. Bir de daha şey daha fazla çaba gerektiriyor, daha fazla anlayış gerektiriyor falan. Daha fazla bütçe gerektiriyor. Neyse aman üff. Neşeden, keyiften rahatsız olan insanlara katlanamıyorum kısacası. Neyse Fatih ertesi gün doğaya evdeki tatsızlığı anlatıyor. Bir de doğada şey diyor artık yani böyle sürekli biz beraber mi yaşayacağız? Her şeyden haberleri var falan. Ya yani Fatih'in bir kere bunu anlatmaması bile gerekir. Sizden de kardeşim çıktı, eğlendi, karım ne olacak ki falan. Ama işte burada çok büyük bir handikap var. Fatih bu yüzden babasına karşı gelemiyor. Fatih bu yüzden babasının sürekli götünü yalamak zorunda. Çünkü Fatih de ekonomik olarak babasına bağlı. Ekonomik bağımsızlığı yok Fatih'in de baktığınızda. O yüzden aslında her şey hıkmık falan yapıyor ve karısının arkasında yüzde yüz duramıyor. Çünkü ekonomik bağımsızlığı yok. Neyse abimin çıkmadığı evden ben çıkamam diyor Fatih tabii ki. Yani böyle bir şey nasıl cesaret edecek değil mi? baba ben bu evde karımla ayrı evde yaşamak istiyorum ben burada yaşamak istemiyorum demek bile dünyanın en kıyameti koparacak şeyi yani Fatih için çünkü Abdukos koca Abdullah uçar mıydı, mıydı neydi soyadını hep unutuyorum sonra şu gece çıkmalarını azaltalım diyor doğa yine doğayı kısıtlamaya çalışıyor Babası anası mutlu olsun diye doğa niye deyince hamilesin ya ondan <laughs> Doğa salağı da. Yani bunun bir bahane olduğunu anlayamayıp. Sen harika bir baba olacaksın. Kızım şu saflığı bırak artık. Bak ekrandan tokatlayasım geliyor seni yemin ederim ya. Neyse Alev'in hesabı bu arada herkese açık olduğu için Instagram'dan Nilay bütün storyleri görüyor. İşte şampanya, dans falan hepsini herkese yetiştiriyor. Bu Alev de var ya ortalığı öyle bir karıştırıyor ki kendi salak şapşallıkları yüzünden kızım. Engelle şu salakları yani madem açacaksın profilini herkese. Gerçi bunu da önüne alamazsın yani. Engelle engelle nereye kadar? Nilay ne like, fake hesaptan girip stalklar yani. Neyse. Anne görünce tabii bu görüntüleri yamuluyor böyle yataklara düşüyor. Klasik Türk ailesi hastalıklar üzerinden özne olunur ya. Babaların kalbi annelerin tansiyonu vardır. Bu duygu sömürüsü ve suçluluk döngüsü sürekli etkindir ailelerde evlerin içinde. O yüzden diğer ya çocuklar hiçbir birey özgürce istediğini yapamaz. Çünkü annenin kalbi vardır, babanın tansiyonu ya da babanın kalbi vardır, annenin tansiyonu vardır. Hastalıklar üzerinden kontrol edilir evdeki yaşam. Ya yani herkesin istekleri anne babanın hastalıkları üzerinde. yani hastalıklar biraz istekleri bastırmak için kullanılan bir araç haline gelmiştir aslında bu tarz ailelerde. Neyse kadının tansiyonu çıktığı için klasik Baba tabii sinir oluyor. Diyor ki Fatih'e söyleyin şu karısına çeki düzen versin. Anne de diyor ki ha ha tabii sen Fatih e öyle söylersen onlar da bu evden giderler. Ben de kanser olurum ölürüm falan böyle iyice duygu sömürüsü yapıyor diyorum ya. Duygu hastalıklar üzerinden duygu sömürüsü yapmadan var olamıyorlar. Çocuklarını bu şekilde kontrol ediyorlar. Neyse baba Fatih bu çok böyle bu arada manipülatif ve iğrenç bir davranış. Baba Fatih karşısına alıyor. Diyor ki bizim bir itibarımız var. Sen Hacı Emin Mustafa'nın torunusun. Klasik Hacı Dede. Yani Dede Hacı olduğu için arkadaşlar yani Hiçbir şey yapamayız. Dans da edemeyiz. Ne bileyim şampanya Dedemizin bütün eylemlerinden ve bütün saygınlığından falan biz sorumluyuz. Amlarınızı kitleyin arkadaşlar. Çünkü dedeniz çok saygın biriydi. Bu arada bana ne yensin dedenden neyse. Öğretmen kızı dedik gece kulüpçü çıktı. Doğa için söylediği şeyler. Babanın. Ne kadar ayıp bu arada. Ne kadar terbiyesizce. Ortamın böyle olduğunu bilmiyorsa terk edecek. Demek ki sana yalan söylemiş. Yani şey demek istiyor. O rospuluk var serde. O ortamın tehlikeli olduğunu anladığı halde salağa yatıyor ve seni parmağında oynatmaya çalışıyor diye baba Fatih dolduruyor resmen. Ömer demişti ki Fatih abisi buna. Pardon amcası karını ezdirme. Yani bunlara karşı karını koru. Ama bu salak. Baba sen ne diyorsun ya heytöt yapacağına? Res çekeceğine tabii ki her zamanki gibi yine haklısın bebeciğim modunda takılıyor. Tabii lüks arabalar falan filan yatlar katlar sen de haklısın acı yani. Baba iyice coşuyor böyle. Abdullah Ünal'ın kızı gece kulüplerinde falan diye böyle bir şey. Böyle bir goril gibi erkeklik gösterisi falan yapıyor. Sonra Fatih gidiyor doğa yazarlıyor babasından aldığı goril gücüyle. Sen elinde kadeh tanımadığımız adamlarla çılgınlar gibi tepinerek nasıl eğlenirsin diyor. Tanımadığımız adamlar dediği de gay dansçı. Var ya bir şey söyleyeyim mi benim gay arkadaşlarıma karşı böyle davranan başka toksik erkek arkadaşlarım. Böyle var ya ay anında hayattan çıkarmalık tipler onlar biliyor musun? Yani böyle gay bir arkadaşı gay bir erkeği kıskanacak kadar özgüvensiz, ezik ve böyle ay nefret ediyorum. Heteroseksüel bir erkeği tehdit olarak al algılamanın da ötesinde bir eziklik ve ucubelik var gay bir erkeği kıskanmakta ya. Şu an böyle tam anlatamıyorum sanki ama yani kendine bu kadar mı güvenin yok yani? Sana ne ayrıca tepinerek eğlenirsin falan ne oluyordur ne oluyoruz yani elinde kadeh falan filan bugüne kadar öyleydi o kız zaten onun yaşam tarzı öyleydi ne oluyor şimdi hayırdır ayrıca hamileliğini falan bahane edecekleriniz olacaksa arkadaşlar elinde kadeh var diye içki içiyor anlamına gelmiyor meyve suyu ice tea falan da içip eğlenebilir yani elinde kadehle elinde kadeh olması burada sorun elinde kadeh olması eşittir orospu olması çünkü doğa da diyor ki bu ne ya bu evde engizisyon mahkemeleri kurulmuş herkes beni yargılıyor bozuk saat doğruyu gösterir gibi arada doğa çok haklı laflar Söyleyebiliyor. İşte böyle bir aileye çocuk getirecekler, çocuk doğuracak. Doğa arkadaşlar yani ne kadar huzurlu, ne kadar harika, ne kadar güzel bir aile değil mi? Yani o doktorun kliniğinden kaçarken hani aslında senin annen seni kürtaja götürürken bütün bunları öngörmüştü sevgili Doğa. Neyse geçen Nursema'nın arabayı arkadan çarpmasına sebep olan bu Umut denen tip var ya görevli Alev'in. Alev'in asistanı mı ne? Nursema'yı arıyor diyor ki sen kelebekli broşunu burada düşürmüşsün. Nursema da çok seviniyor böyle. Bu nedense böyle Nursema Umut'la muhatap olurken hiç patavatsız mal bir adam olarak düşünmüyor. Aksine çok etkileniyor böyle çok... Anam falan böyle hoşlanıyor yani Umut'tan. Getireyim mi diyor. O da yok yok ben alırım falan diyor. Bu arada profil fotoğrafın çok güzel diyor. Bu ne ya? Herkes birbirine aşık olacak. Fatih'in amcası Kıvılcım'a, Nursema Umut'a, Bahçıvan şoföre, herkes Bahçıvan'a falan. Çok saçma ya. Böyle hep şey yapmışlar, bağlamışlar. Seküler aileden bir eleman diğer elemana. Sonra oradaki seküler ailedeki diğer kişi diğer kişiye. Çimenle Metehan'ın arasında bile bir gerginlik var ve bence o bile aşka dönüşebilir yani. Öyle bir artık... Alıştım ki herkes böyle birbirinden nefret ediyor ve böyle bir aşk doğuyor falan. Orada da öyle bir şey olabilir yani. Bir de o kadar kolay flört ediyor ki Umut. Yani ne alaka değil mi Nur Sema'nın broşu, parfümü, profil fotoğrafı falan. Böyle kütür kütür yürümeye başlıyor. Neyse Fatih amcası da yine ona karına ezdirme diye nasihat veriyor. Sonra bu salak da gidip özür diliyor doğadan. O kadar maç yap yap ondan sonra sıç ağzına sonra özür dilene Ne güzel dünya. Acıdım doğaya biliyor musunuz? Burada kendini koruyamıyor bu yamyamlara karşı. 20 yaşında kızsın sen yani. Orada eşek kadar bir sürü insan senin hayatını kontrol altına almaya çalışıyor. Ve sonra o acımam hemen geçti tabii ki arkadaşlar. Çünkü gidiyor özür diliyor herkesten. Bitch sen neden özür diliyorsun acaba? Neden özür dileyecek bir şey yapmadın ki sen? Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Sen özür dileyecek bir şey yapmadın ki. Gittin ailenle bekarlığa veda partisi yaptın. Ne yaptın? Direkt dansı mı yaptın? Striptiz mi yaptın? Gittin orada birileriyle seviştin mi? Seks partisi falan mı düzenlediniz? Bebeğini tehlikeye atıp alkol mü aldın? Hiçbir şey yapmadın orada. Eğlendin, dans ettin, eğlendin. Sinirden kedimi dövüyorum burada. Senin yaşam tarzın yüzünden yataklara düşmeleri onların problemi. Senin problemin değil doğa. <laughs> Neyse. Sonra Metan Panayır'a gelmiyor tabii ki. Ve uzaklaştırma alıyor. Ömer de geliyor okula. Önce Kıvılcım'a çıkışıyor. Sonra Metan'ın gelmediğini, Kıvılcım'ı kandırmaya çalıştığını anladıktan sonra gidip özür diliyor. Tatlıya bağır, bağlıyorlar. Böyle araları biraz daha iyileşiyor gibi oluyor falan. Bir de Doğan'ın akşam düğünü var ama kimse hani hiç bir bölüm full düğün telaşesine ayrılabilirdi değil mi? Hatırlıyor musunuz şey bölümünü? Aşkı Memnu'daki Behlül ile Nihal evleneceği zamanki o günkü telaşeyi. Kuaföre gidiyorlar, şoförler işte oradan oraya taşıyor herkesi falan filan. Böyle bir telaş var, tatlı bir telaş var falan. Gelinlerin tatlı telaşı. Ama burada hiç yok her kimsenin umurunda bile değildi. O kadar saçma yazılmış ki. Akşam düğünü var kızın. Öncesinde böyle ailesiyle, annesiyle sahilde öyle sanki o günleri bomboşmuş gibi yürüyüş yapıyorlar ya. Ne alakası var? Yani sabahın erken saatlerinde başlar o düğün koşuşturması oysa ki. Yani makyaj, fotoğraf çekimi, saç, baş, gelinlik bilmem ne ayarlanacak bir sürü şey falan hiçbir şey olmamış gibi öyle sahilde yürüyorlar. Bu arada sahildeki konuşmaları çok dokunaklıydı. Yani Kıvılcım ikinci bölümün başında gösterdiği öküzlüğü burada yapmıyor. Orada sadece başörtüsü ve diş hekimi olamayacağı üzerinden bir üzgün üzgünlük belirtiyordu ama burada böyle içini birazcık açıyor duygularını göstermeye başlıyor doğaya. Diyor ki kimseye kendini muhtaç hissetme. kimse kendini kanıtlamak zorunda değilsin. Bazen insan yanıldığını söylemek istemez. Çok zor gelir. Bunu söylememek için de ömrün boyunca mutsuz olursun ama sen böyle yapmak zorunda değilsin. Benim kapım sana her zaman açık. Benim evim senin evin diye nasihat veriyor. Hani düğünden önce anneler babalar çocuklara yani bazı anneler babalar herkes söylemez. Düğünden önce çocuğa en son denir ya bak vazgeçmek istiyorsan her zaman biz buradayız falan gibi. <laughs> Bir yandan biraz da kafa karıştırıcı ama bir yandan da güvence bence. Yani kötü bir şey değil yani. Belki bilmiyorum ya bu duygusal konuşmayı her aile yapamıyor da yapan ailenin de ben amacının niyetini anlayabiliyorum. Yani çocuklarını korumak içgüdüsüyle yapıyorlar. Neyse nasihat veriyor bu şekilde ama tabii ki az önce de söylemiştik. Nasihat gençlere yetmiyor arkadaşlar. Doğanın bir kulağından giriyor bir kulağından çıkıyor tabii ki. Tabii üzülüyor ağlıyorlar falan sarılıyorlar bilmem ne ama. Yapacak bir şey yok yani kararını vermiş kız. Haremlik selamlık olsun diye düğün paravan koydurtuyorlar ama işte Alev paravanları yarıya indirtiyor falan böyle. Doğa hafif muhafazakar kapalı, hafif kapalı gelinliğiyle. Hafif kapalı dediğim her yeri kapalı sadece şurası açık işte. Saçını başını yaptırmaya başlıyor kuaförde. Bu arada anneler ve teyzeler ve görümceler ve ablalar... <laughs> yani kızlar hediye verecekler tamam mı? Kız tarafının kızları ve erkek tarafının kızları doğaya geline hediye verecekler hediye merasimi yapılacak. Doğan'ın anne ve teyzesi Mustafa Kemal'in silah arkadaşlarından yadigar takılar veriyorlar. İşte dedesinin, dedesinin dedesinden kalma. Fatih'in anne ve kardeşi de hayvan gibi böyle altın kemerler, bilezikler falan Iııı oluyorlar böyle Doğan'ın ailesi. Çok garipti ya. Bir taraf daha mütevazı ama daha değerli hediyeler veriyorlar ama bir taraf sonuna kadar pahalı ama biraz daha görgüsüzce hediyeler veriyorlar güya. Tüm merasimine teyzesi Rio Karnavalı dansçılar getiriyor arkadaşlar. Demiştim ya teyzenin geri zekalı umursamazlıkları. Bu da onlardan biri. Yani ne yapıyorsun? Kimseden izin almadan böyle saçma sapan bir şeye girişiyor tabii ki herkesin özellikle muhafazakar konukların çok tuhafına gidiyor. Ortamı terk ediyor hatta büyük bir kısmı. Ya bu arada bir şey söyleyeyim Normalde eğlenip gülümlüp geçilecek bir şey. Ama tabii ki kabul etmiyorlar böyle bir şey ve gidiyorlar tamam mı? Sonra kıvılcım çıkıp ağlıyor. Onun da duygusal olarak çok şey bir durumda. İşte çocuğunu evlendiriyor falan. Düğünden çıkıp ağlıyor tamam mı? Dışarıda bahçede kendi kendine. Ama arkasından Ömer geliyor ve romantik bir manevra yapıyor. Ceket manevrası. ve Ömer'in bu romantik manevrasından sonra bakalım neler olacak. Üçer üçer incelemeyi düşünüyordum ama burada bırakmak istiyorum çünkü her inceleme 500 saat uzasın istemiyorum. Belki bundan sonraki bölümleri biraz daha özet niteliğinde yaparım. Bu benim için de güzel bir ders oldu. Bu seferlik böyle iki bölüm olsun. Yavaş yavaş ben incelemeleri devam ettirdikçe kendi dengesini bulur bu olay diye düşünüyorum. Ne kadar sık olacağı konusunda söz veremiyorum arkadaşlar. Çünkü ben aynı zamanda kitap incelemelerime de devam etmek istiyorum. Yani bütün kanalın bütün enerjisini Kızılcık şerbetine verecek bir ya böyle bir planım yok şu anda. O yüzden yani sürekli darlıyorsunuz ya işte haftaya gelecek mi haftaya gelecek mi hani kitap incelemelerini de takip edin. Kitap incelemeleri de çok güzel. <laughs> Kanalı Kızılcık Şerbeti'ne adamayacağım. Bunu buradan duyurmak istiyorum. Ama arada sırada bekleyin tabii ki. Hepinize izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Instagram'da reel'lar falan paylaşıyorum. Kediciklerimi paylaşıyorum. Kendime dair bazı şeyler paylaşıyorum. Twitter'ımda da fikirlerimi paylaşıyorum. Oralara da gelin. Öpüyorum hepinizi

Really You're just a bunch of sad old bitches. I don't care.